insanlar bazı insanların kalbi değişmezmiş ve siz galiba benim kalbimde hiç değişmeyeceksiniz. Vay, Pınar'la tanıma yoluna mı giriyorsun kardeşim? Abi tanıma yolundaydım zaten. Ve istemediğim halde sevdiğim kadına bitti dediysem ve onun canını daha çok acıttıysam bu dakikadan sonra herkesin canı acıyacak. Hayır, gerçekten bir şaka mı yapıyorsun? Ne şaka mı yapıyorsun? Yani gerçekten evlenme teklif etti. Evet. Gerçekten. Evet. Şunu söyleyeyim, benim için değerlisin, bunu biliyorsun. Ve dün için çok çok kırıldım, bunu söyledim zaten. Zaten Emre ile de problem yaşıyorum. Biliyorum. Konuşmuyoruz. Bu da üstüne tuzlu biberi oldu. Bir yani... de senden öyle bir şey alınca yani... Tamam, bana kötü bir şey söylemedin ama... Aha. Ama kırdım. Evet, kırdın ve aynen. Sanki ben o kadar problem yaşıyorum Didem'le öncesinde de. Ve sen konuşurken sanki böyle Didem'i koruyor gibiydin yani. Anladım. Nasıl desem? Ya işte bilmiyorum. Yani, sevdiklerim olunca sen beni sevdiğin için kırılıyorsun şu an. Anlıyorum. Gerçekten kırıldım sen konusunda. Sana şunu söyleyeyim. Ya umurumda olmazsın sevmesen. Şimdi uyarmazdım. Ağzıma geldi söyledim. Benim dilimin de kemiği yok. O an gördüm, bana garip geldi, anladın mı? Bir değişik geldi falan. Hani farklı geldi. Ben de dedim niye bu kadar, hani ağzım açık kalmıştı zaten ilk gördüğümde. Ama şöyle emin ol, dışarı buradan eleneyim gideyim. Arayacağım insanlardan biri sensin. Yani bu demek oluyor ki ben sana değer veriyorum, seni uyarıyorum. Didem'e gidip bak, uyarmam. Uyarabilirsin. Herhangi bir konuda da beni uyarabilirsin. Emre konusunda uyarırsın, bir şey görürsün, iyiliğim için uyarırsın. Ama orada o kadın neyi savunuyor sen biliyorsun. Diyor ki bu kadın aynı değil. Hani Emre'ye karşı başka birisi ama bana karşı başka birisi. E şimdi sen karşındaki insanı bize değerlendirirken burada konuşurken, Aycan'dan bahsediyorum, Melis'ten bahsediyorum. Onların yapısal olarak bulunmuş oldukları durumu burada, bunlar şöyle insan, bunlar böyle insan diye sen anlatıyorsun. Ama karşılığını bu şekilde veriyorsan yanlış yapıyorsun. Aynen öyle. E sen şimdi bu yanlışa karşılık, tamam cezanı aldın. İhtar verildi. Yapılması gereken program kuralları içerisinde bu. Aynen. Ama sen bu öfkeyle hala yaptıklarının farkında olmayıp hala bu tarzda davranmaya devam edersen... O zaman zaten bizim söylediklerimiz akla geliyor. Ya sen şu koltuğa oturduğunda ilk geldiğin şeyi hatırlıyorum. Gamze dedi ki ben burada öyle bir aşk yaşayacağım ki siz nasıl aşk yaşanır göreceksiniz dedi. Bilmiyorum geleli kaç ay oldu. Biz hiç görmedik. Ben aşk maç görmedim. Duygu falan görmedim. Tamamıyla insanların zaaflarından vuran. Bel altı yapan, ağır konuşan bir kadın görüyorum. Ama kendisi hiç bel altı yapmıyor. Bak babasına söyle. Babasına çok büyük bir saygım var. Hepiniz. Her geldiğinde saygıyla dinledim. Tamam, her geldiğinde hatta şu cümlesini hiç unutmuyorum. Siz dedi ona merdivenden inerken bir ona prenses deseniz bak nasıl olacak. Öyle de davrandık. Biz ona prenses gibi de davrandık. Alttan da aldık. Canımız yandı, yanmadı dedik, eyvallah dedik. Muhatap aldık, güldün karşımıza konuştuk. Sen ya, o evet. Kadar lafa ya ama. Geçen gün daha iki gün önce senin mevzularında Aycan'la ikimiz bahçede otururken yanımıza geldi, yine konuştuk Enes mevzularında. Bak bir kişi farklı fikirdeyse 10 kişi şey yapılıyor. Anladın mı? Hani Tuğçe olayını bahsetmiyorum. Tuğçe'nin hiçbir fikri yoktu. Tuğçe konuşmuyordu. Tuğçe farklı davranıyor diye psikolojik baskı muhabbeti yapıldı. He. O ayrı. Ama bir kişi fikrini söylüyorsa o diğer kişiler de onun karşısında bir anda bir ağızdan konuşuluyor. Bak bu orantısız güç. Ben bu sırf bu muhabbetten ben hani bak biz Rabia'yla yakın arkadaş değiliz evet ama bazı konularda haklıysa diyorum ki. Rabia da seninle beraber oturması benim diyorum ki güldürdü. Haklı yani evet. Yani normal yani. Yani komik yani şimdi ne diyeyim? Yani siz yani birbirinizi sevmiyorsunuz anladın mı? Sevme bak şey bu sahte. Didem bu sahtecilik. Neden biliyor musun? Bu tamamen sahte. Başka hiçbir şey yok. Ben sevmediğim insanı bak ölsem haklı olsa bile korumam. Niye koruyorum? Maksimum sessiz kalırım. Korumaya geçti. Bu sahtecilikten başka bir şey değil. E ne çıkarı var Rabia'nın bana mı şey yapacak yani? Onun bana ihtiyacı yok. Ne ya çıkarı var biliyor musun? Beni niye savunsun şimdi ki? Şimdi Melis'le tartıştı. Beni tamam neden? Rabia söylüyorum neden sana beni savunsun? Söylüyorum sana. Melis'le tartıştı tamam mı? Aycan Melis'in arkadaşı. Ben Melis'in tamam arkadaşıyım tamam mı? Biliyor ki biz bir aradayız.
E baktı yalnız kalacak yine Tuğçe ile. Tuğçe de şimdi sevgilisi var, tamam mı? Ona odaklanmayacak. Sen yine onunla beraber muhabbet edersin, savunursun filan. Tuğçe o kadar dili yok senin kadar. Anladın mı? Ne dedi? Didem'in yanına geçeyim dedi. Bu kadar basit. Başka hiçbir nedeni yok. Rabia seni seviyor mu? Sen buna inanıyor musun? Hayır. Ben bu evdeki kimsenin beni sevdiğine inanmıyorum ki. Tamam o zaman. Ama kimsenin de sevgisine ihtiyacım yok ve herkes de bunu biliyor yani. Bir ya bu ihtiyacın mevzusu değil. O ayrı bir konu ama ben bunu hep söylüyorum. Ama emin olun en dürüst de ben davranıyorum. Bunu bu program bittiğinde çok iyi anlayacaksınız. Şu Gamze'den bildiğin nefret ediyorum. Gamze gibi bir insanın bu evde durmasını istemiyorum yani. Gamze çok iyi bir maşa oluyor. Ellerinde de her şeyi yaptırıyorlar. Sana hiçbir duygu beslemediğim için, seni önemsemediğim ve sana değer vermediğim için... Sen sözlerine dikkat edeceksin bu evin içerisinde. Niye? Seninle arkadaş olmadığım için kötü bir ajan olduğum anlamına gelmez. Senin böyle bakışlarını da çok iyi gördüm. Evet. Burada kim birinci olsa tak diye suratına asılır. Gözüken şu anda Onur'la Aycan'ı bitirmeye çalışman. Seninle yaşadığım her şey benim için çok özel. Evet, çok büyük hisler, çok büyük aşk seninle yaşayacağım. Bütün her şeyin artık bundan sonraki süreçte gerçekten hayalim gibi gerçek olmasını istiyorum. Bütün zaman zaman, her an her an. Benimle geçirmek ister misin? Benimle evlenir misin? Kendimi özel hissettirdiğin için teşekkür ederim. Sen benim için hep özelsin. Hep özel kalacaksın. Bitti. Bana bu... Tamam, bitti. Kimsenin hiçbir şeyden çekinmesine gerek kalmadı. Bir anda bir masa falan gürüldü derken bitti dedi. Bu oyunların hepsine gelen Ayca. İyi niyetli, alttan alttan savaş başlatmak istiyorlarsa ben baltaları çıkarttım. Hayatımda ilk defa ekranda gördüğüm bir şey beni etkiliyor. O da sizin aşkınız. Ya şey, biz biraz önce aslında ayrıldık. Ne? Ne? Onur Aycan, Onur Aycan Barış'ın. Ben burada biraz daha bir ayrımcılık gördüm. Burada yapılmak istenen onay ilişkisini bitirilmek. İnsanlar kendi yüzlerini göstermeye başladılar. Burada yaşanan olayları ekrana belli bir seviyede yansıtılıyor, doğru mudur? Evet. Ve ben de neticesinde Gamze'yi dışarıda belli bir yere kadar görebildim. Anladın mı? Evet. Yani bu yapılan şeyler çok yanlış şeyler. Ben zaten bugün Gamze ile çok iyi olsaydım yine de ayrılırdık, anladın mı? Çünkü bu yapılan şeylere ben hani seyirci kalamam. Yani sana haksızlık yapılıyorsa ben sana haksızlık yapılıyor derim. Gamze de der ki bak, benim yanımda değilsin bu konuda, o zaman ayrılalım. Yani anladın mı? Zaten bitecekti. Akın meselesinde de öyle. Devamlı böyle burnuma kalktı, anladın mı hani bu konuda? Yani Akın'ın yanındayım. Evet, çünkü orada onun yanında olmak istedim. Sen de aynı şekilde olsaydın, eleniyor olsaydın senin de yanında olurdum. Çünkü bu elenme psikolojisidir, anladın mı? Hani gidecek, sonuçta aylarını vermiş bu çocuk. Bir anda her şey bitecek, dışarı çıkacak. Bu yüzden, anladın mı? İnsanlık namına oldum ama onu da böyle bir yerlere taşıdı ki bahaneydi bunlar da. Gamze'yi ben az çok tanıdım, anladın mı? Sizden daha iyi tanımış değilim, tanıyamam da. Daha dün Tuğçe tamam işte Rabia'yı gördüm gibisinden konuşmadı mı? Evet. Abi. Dışarıda mı var? Hepiniz orada değil miydiniz ya, ben mi yani? Kritiklerde. Şey anlıyorum. Hı. Şimdi peki? Oturmuş Rabia ile konuşuyor. Abi bu ne Perez, bu ne Lanatuşlu da bu yurtta. Ben görmedim. Kanka gaz yok, ev için yapıyorduk. Ha. Bir tanesi benim oldu. Ben benimkini orada pişireceğim. Aşkım yap istersen ya da yapayım şey. Açsana bir tane şunu. Ya cidden anlamıyorum. Onda değil ya. Ya mecbur oldu. Çünkü şey ocak çalışıyor. Tuğçe geldi bizim yanımıza. Açsana. Oturdu, hatırlıyor musun Melo?
Dedi ki işte ben de şaşkınım, nasıl böyle bir şey oldu? Şaşkınlığın bir günde mi geçti? Ya kardeşim. Ya da kimsesizlikten mi? Hayır abi, alakası yok ya. Kimsesizlik diye bir şey yok. Gelse Tuğçe benimle konuşmak istese, seninle konuşmak istese konuşmaz mısın? Gayet de konuşursun. Tuğçe demek ki bundan hoşlanan bir tip yani. Ben dün de ona söyledim. Ya da konuşmuşlar... Sen gelip de konuşmak istedin de ben mi konu? Neden nefret ediyor? Bana dedim ki söyle, bir insandan nefret etmek için haklı sebeplerin olması lazım. Mesela siz dün bir tartışma yaşadınız Gamze ile. Evet. Birbirinize bir şeyler bilendiniz. Normal. Bir tartışma anladın mı? Yaşamadık aslında. Önünden çıktık. Şimdi biz bunları yaşamadan evvel daha Tuğçe ile bir durumumuz var. Dedim ki söyle. Dedi ki ben dedi seninle hiç konuşmadım, bir şey paylaşmadım ki. Geldin mi yanıma, sohbet ettin de ben mi istemiyorum? Şöyle bir şey var. Biriyle bir şey paylaşmak için bir yanına gidersin. Ya da sen onun yanına gidersin. Bir şey konuşursun. Paylaşımın olur. Tamam mı? Sen bunu yapmadığın sürece, karşı tarafta bunu yapmadığı sürece zaten seninle onun bir paylaşımı olamaz ki. Aynen. Bu kadar basit. Tuğçe'cim maşallah her şeyi bir gecede unutuyorsun, bir gecede sindiriyorsun, buraya geliyorsun. Ben seni anlayabilmiş değil. Bir dakika. Yüzleşmek istedim. Konuşayım. Ben de ilgili. Gel. Sen dün Rabia'nın gerçek yüzünü gördüm tarzında konuşuyordun burada. Gerçek yüzünü gördüm cümlesi kurmadı. Onu kurmana, bak hayatım, onu kurmana gerek yok zaten. O tarzda konuşuyordun. Tamam mı? Bugün gelmişsin, girdim içeri baktım Tuğçe ile Rabia oturuyor. Abi bunu yapmayın ya sizin. Ya bak değerli, ne düşündürüyorum yüzünü? Ne düşündürüyorsun istedim, biliyor musun? Şunu düşündürüyorsun. Hepiniz için söylüyorum bunu. Dün şöyle, bugün böyle olunca diyorum ki acaba diyorum bunlar diyorum dışarıda anlaştı da diyorum birbirlerini yükseltmek için mi yapıyorlar? Bu düşünceye herkes kapılıyor burada. Ben dün Didem'le kavga ettiysem bugün gelip bu şekilde olamam. Biz final gecesi Didem'le kavga ettik. Biz pazartesi günü bu şekildeydik, tamam mı? Bana ben onunla kavga etmedim ki. Sonrasında konuştuk ki Didem'le ben kavga etmedim aslında. Ben Adnan'la tartıştım. Kavga da değil. Yakın arkadaşlar birbirine kırıldığında ya da dostlar bir gün sonra da kozlarını paylaşabilir. Bir süre ara verip de devam edebilirler. Bugün Rabia ile Tuğçe de bir araya gelip konuştular. Dünden dolayı birbirlerine olan kırgınlıkları yüzünden. Ama Melis'in bunu dile getirmesi tamamen Rabia'ya şu son dönemde olan soğukluğu yüzünden, Rabia'yı yalnız bırakmak istemesinden kaynaklanıyor. Bu benim kendi fikrim. Çünkü bir anda bu konuyu gelir gelmez açmasının başka bir ifadesi anlamı olamaz. Bu evin içerisinde büyük konuşuyorum, büyük konuştum gibi şeylere takılma. Çünkü daha öncesinde Akın da büyük konuştu. Herkes konuşuyor. Şu anda bir ilişkin içerisinde. Yani. Hani bunlara takılma çok. Bunlar boş. Edilmesi boş gerekiyor yani. Mu? Bence edilmemeli. Çünkü sen karşındaki insanı tam anlamıyla tanımadan aynen böyle bir sözü ettiğin zaman geri dönüşü sana oluyor. Konuşma sana şekillerimiz gelip, farklı. Bak, sana gelip soruyoruz. Ben sana bir şey söyleyeceğim kardeşim. Ben onu söylediğim için şu an pişman mıyım? Gamze'nin böyle bir insan olduğunu, tamam böyle bir insan derken bu kadar fevri, tamam mı? Hani böyle sinirli, agresif bir insan olduğu için bu konuda belki pişmanım. Ama Gamze'nin bana söylemiş olduğu şeyler, tamam mı? İşte gerçekten bir yola çıkabiliriz belki, anladın mı? Hani dışarıda burada olmasa bile dışarıda belki iyi ümit şeyler olabilir gibi. Ümit vermiş musun peki? Ben mi? Ha. Sen ondan bana, bir ümit aldın mı? Yani ben zaten bir takım ümit almasam az da olsa bunları kalkıp da söylemem, anladın mı? Bunu söylemezdim. Bana o güveni vermeseydi ben bunu söylemezdim zaten. Hani ortada bir şey yokken ben söylemiş değilim yani, anladın mı? Demek ki şöyle bir şey de var kardeşim. Şu an evin içerisinde, tamam mı? Şu an evin içerisinde, ben ki o zaman söylediğimde Pınar da falan gelmemişti değil mi? Şöyle bir şey, evin içerisinde başka tanımak istediğim aday yoktu kardeşim, anladın mı? Kanka erkekler evine geçeceğim de şey gaz çalışmıyor ya. Al ya, geç. Bakayım oradaki çalışıyorsa oradakinden ya. Kimin çatı? Meyve suyu alacağım varsa tabii. Meyve suyu var mı? Var. Pınar buraya gelen yeni bir aday. Zaten kendisi de final gecesi söyledi. Şerif'i tanıyabilirim dedi. Zaten ben en başından beri söylüyorum. Tanıma yolunda açık olduğunu söylüyorum. Rabia'ya gelelim. Rabia zor bir ilişki yaşadı. Duygusal anlamda yıkık durumda. Ben de ona kafası dolu çünkü. Dolu bir kadına gitmek, dolu bir kadına duygusal anlamda yaklaşmak onun kafasındaki karışıklığı daha çok arttırır. O yüzden biraz daha böyle insanların böyle biraz daha kafasının rahatlamasını, boşalmasını mı bekliyorsun? Bugün saçlara da bir özenmişsin zaten. Evet, sağ olsun. Yaptı arkadaşım. Güzel kardeşim. Şimdi Gamze konusunda ben... Sen oraya ılımlı bakıyorsun. Ilımlı bakıyorum çünkü benim tanımak istediğim gelin adayı. Sonuçta tamam. Bunu yani insan... Günaydın. 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 İnsanların
düşüncesini yüz yüze geldikten sonra daha iyi anlıyorsun. Evet. Aşkım sizde gaz çalışıyor mu? Ne bebeğim? Gaz çalışıyor mu sizde? Gaz? Nerede? Bizimki ocak. Gazlı değil. Ocak işte. Anladım. Günaydın. Günaydın. Abi kızı seveyim diyorum, sevemiyorum ya. Zorla sevgi olur mu ya? Zorla insan birini sevebilir mi? Sonuçta benim çok yakın arkadaşımın kız arkadaşı, tamam mı? Ben istesem de istemesem de eğer onlar evlenirse hayatım boyunca onu göreceğim. Evet. Böyle bir sıkıntı var. Sevmediğim bir insanla görüşmek de zor olur. Sonuçta onlar evlenirse ben Emre'yle yine görüşmek isteyeceğim. Ama Tuğçe'yi sevmezsem arkadaşımla bile görüşmek istemeyeceğim. Böyle bir sıkıntı doğacak. Bu yüzden ben sürekli Tuğçe'ye karşı pozitif gitmeye çalışıyorum. Pozitif gitmeye çalışıyorum. Dün korudum yani onu. O kadar ki. Ama bakıyorum bugün... Ben çok şaşırıyorum senin bu ona karşı değişikliklerine. Yani bir yandan içimden geleni yapıyorum. Bir yandan Emre mesela geliyor, beni de, durduruyorum. Emre, beni de Adnan'dan dolayı hani dedin ya hani Adnan'ın hayat ne kız olduğun için daha çok sevdim. Adnan'ın evet. hayatından çıkarsan dedin. Kusura bakma dedin ya bana evet. hani. Ama beni hiç körü körüne savunduğuna şahit olmadım. Hiç bu hmm. evde. O yüzden dün çok şaşırdım. 20 gün kalıcı. Dur koklayacağım. Pazarlama şimdi. Yapacağım. Güzel kokuyor. Güzel bir koku. Zaten şey ver sadece sıkayım. İki tane koku var. Bir erkek bir şey işte bayan. Başka da yok. Güzel bir koku. Benim hoşuma gitti o yüzden seversin diye düşündüm. Sen seviyorsan sıkarım canım. Beğendim ama ben de kokusunu. Diğerleri nerede? Dido'ya da sen götürürsün o zaman ya. Ayıp olmaz. Hayatımda hiç Dido'ya bir şey getireceğim aklıma gelmezdi ama senin için götürürüm. Götür ya. Neden? Öyle düşünme. Aşkım kadın ondan nerede? Ha? Oradaki kadın yapacaktı. Ha yapacağım onu. Yapamadım. Fırsatım olmadı ya. Bundan daha önemli fırsat mı? Vallahi fırsatım olmadı. Biraz işte insanlar böyle dalgın ve üzgünken ben... Diğerleri nerede ya? Kimler? Diğerleri. Babaannen, anneannen nasıl? Kimse yok. İyiler. Onları da aramıyorum bayağıdır. Aramam lazım bir. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye sorayım. Şu Gamze'den bildiğin nefret ediyorum. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir kadın yok. Oyuncak bir bebek. Tamam mı? Oyuncak. Her markette şeyde satılıyor. Oyuncak et bebek. Oyuncak et bebek için kız bana saldırdı ya. Hı? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey mantığınız alıyor mu? Benim mantığım almıyor. O bebeğe çok anlam yüklemiş ya. Hayatım, normal istediği mi kadar anlam yüklesin. Normal tamam bir şey mi bu? Bu normal bir insan davranışı değildir. Heh. Onun hakkında kötü bir şey de söylemek istemiyorum ben yine de. Bir bayan olduğu için. Ama normal bir insan bunu yapmaz. Onu da geçiyorum. Çok dengesiz, aşırı derecede dengesiz. Ya ilk ay annesi geldiği gün biliyorsun dışarıda benimle rap yapıyordu. Hı hı. Hiçbir sıkıntısı dışarı yoktu. Gelmiş, İlk ayın annesi geldikten sonra 180 derece bana karşı döndü. Fark ettin mi bunu? Bunu yapan insana karşı ne düşünürsün? Acaba dersin İlk aya karşı bir şey mi var? Ben bunu düşündüm. İlk ayın annesi geldikten sonra bana karşı değişiyorsan bunu sen de yapsan düşünürüm. O da yapsa hani size karşı negatif şeyim yok. Siz de yapsanız bunu düşünürüm. Evet o ana kadar iyiydiniz doğru. O ana kadar iyiydik. Ve o andan sonra bana karşı bak iki kişi 180 derece döndü. Ama biz sabah mesela bir Rabia, Gamze bir de Rabia. Rabia ben Gamze oturuyorduk gene senin. Mesela başka konularda konuşsak senin konunu konuştu. Konuşmak istedi. Bak. Tekrar sonra bir daha geldik içeri gene seni. Yani bütün gün sana bir demek şey ki, vardı. Dün mü yaptın? Demek ki dün. Bu ikisinin ama Rabia ve Gamze'nin bana karşı aşırı derecede bir karın ağrısı var. Dün Rabia'nın 12 saat çalarken ki patlamasını hatırlıyor musun? Melis'le Aycan yapınca, aslında onun sıkıntısı Aycan'la falan değil. Aycan'a şey yapmıyor. Onun sıkıntısı benimle. Benim kalbimi bildiğin sürece diğerlerinin kötü sözleri ya da kurmuş olduğu derin cümleler aslında çok bir şey ifade etmiyor.
Sonuç bak ben oraya taktım. Ben diyorum ki şu çiçeği benim için en azından almadı. Ben eğer sevdiğim bir insan... Sen benden sonra sordun mu ona alır mısın diye? Hayatım sen çiçeği bahçeye getirdiğin zaman ben söyledim ya Gamze benim için al dedim. Yok ha. Almam dedi. Ben onu hatırlamıyorum bile. Ben hatırlarım. Ben eğer sana değer veriyorsam benim arkadaşlarım da değer verir anladın mı? Demek ki... Demek ki arkadaşım da değilse kimse bana oynamayacak. Bu demek. Valla ben o konularda biraz gerildim yani eğer... Rabia şayet... da sahtecilikten Didem'e yakın duruyor. Ki Didem'i hiç sevmediğini gayet iyi biliyorum. Didem de bunun farkında. Didem'i sevmediğini gayet iyi biliyorum. Dün bildiğin Tuğçe'yi gömdü. Hayır tamam sen eğer Tuğçe'ye... Onu, bak, onu bu evin içindeki herkes fark etti daha bak, geçen aynen, hafta. Bak Tuğçe'ye eğer arkadaşım yani. Diyorsan ben Melisa arkadaşım dedim tamam mı? Yaptığı şeyi onaylamadım ama olayların herkesin önünde söylemedim. Kızı bir kenara çekip ona söyledim. Neden? Çünkü hatasını anlasın anladın mı? Eğer onun için söylüyorsun. Ama öbür taraf yani bildiğin herkesin önünde gömmek. Bu dürüstlük falan filana girmiyor alakasız. Yani bazen her şeyi karıştırıyorlar. Boş ver ya. Günün nasıl geçiyor onu söyle. İyi misin? Şimdi. Ne? Şimdi. Güzel ya. İyi olsun gözünü seveyim. Bundan sonra saçımı oynamayı maya böyle dikkat etmeye çalışacağım. Evet mümkünse. Ya ama onlar ne bileyim herkesin bir şeyi var böyle ne bileyim de birisi. Tamam mı? Ama onlar benim mimiklerim. Ama onlar benim mimiklerim. Tamam. Rabia'nın İlkay'la bir alakası var mıydı? İlkay'la bir alakası. Eski sevgisi. Hatları karıştırıyorum da bazen. Hatları karıştırıyorum da bazen. Umurumda mı? Zerre kadar umurumda değil. Çünkü ben şunu biliyorum. İlkay onu zerre kadar önemsemiyor. Zerre şu kadar önemsemiyor ya. Ama İlkay beni seviyor. Abi onların doğru diyorsun. Bir şey olmadı aralarında ya. Sen de demiyor muydun Melis? Böyle uzun soluklu bir şey yaşasalardı ben zaten olmazdım. Olmazdım. Arkadaşımın sevgilisiydi diyordun. Olmazdım. He şimdi ben İlkay'a bu kadar duygu hissettikten sonra bana gelse desek ben İlkay'ı seviyorum. Kusura bakma derim ben de aşık oldum. Kusura bakma derim ama en başında ben İlkay'a hiçbir şey hissetmiyorken o bana deseydik ben İlkay'ı seviyorum. Sana yemin ederim İlkay'la hiçbir şey yaşamazdım. Ve sen sordun. Sordum. Benim yanımda sordum. Burada da sordum, dışarıda da sordum. Sordum. İstesem sormam da burası sonuçta evlilik evi, ilişki evi. Niye sorayım? Ay amma. Duygun var mı ona karşı? Hani ne hissediyorsun? Hmm. Bak kardeş, hatta benim yani şu evde en güzel şekilde sordum gerçekten. Bak, benim şu evde birlikte olmayacak 3 erkek var. Onun dışında herkesle de ilişki yaşayabilirdim. Ama ben yine de ona sordum. Sormadan hareket etmedim. Aynen. Emre, Adnan, Onur. O kadar. Diğerleri benim kardeşim değil, bacımın kocası değil. Bana ne yani? Aynen öyle. O kadar basit değil mi? Doğru. Herkes de o gönül rızasını almaz zaten yani. O yaptığın da güzel bir şey. Onlar çıkmadılar bile yani. Bir şeyler oldu ama aralarında hiçbir şey olmadı. Ya, sürekli kavga etmişlerdi yani. Rabia'da şöyle bir sıkıntı zaten var. Kendi ağzıyla da söylüyor. Herkes ona aşık. Herkes ondan hoşlanıyor, herkes ona bayılıyor. O istenen kadın, tamam mı? Bak bu kafada. O istenen kadın aslında ilişkisi olan erkekler bile ondan hoşlanıyor. Şeyi var. Tamam mı? İçten içe ilişkisi olan erkekler bile ondan hoşlanıyor. Çünkü o mükemmel bir kadın. Sorsan, dışarıda sorsan ona ilk ayağıyla ona aşıktır. Böyle bir mantıkta. Ya. Ya bırak ya. Onunla ilgili hiç zaten o duyguya girmediği için. Bıraksın. Yani bir insan, ben gerçekten Rabia'ya karşı o kadar güzel duygularım vardı ki çok seviyordum ya. Biliyorum. Tamam mı? Çok seviyordum Rabia'yı. Her sıkıntısında yanına koşabilecek kadar. Sen bu kadar seni seven bir insana karşı onun bütün sevgisini içinden alabilecek kadar şeyler yapabiliyorsan senden korkulur. Senden korkulur yani. Bak biriyle küsersin, tamam mı? Dostluğunu bitirirsin. Biz Adnan'la belki bir şeyleri bitirdik. Ben Adnan'ı hala seviyorum. İşte sevgi bitmiyor içinde. Aynen öyle. Her zaman seveceğim. Bak ya, değişmeyecek benim için. Ya kaç tane ya Galiba şeyde Rabia için çok ağladım. Ama bu kız içimdeki sevgiyi aldı ya. Emre de aynı şekilde. Bir gün belki dostluğumuz bitebilir Allah vermesin. Ama ben onu her zaman severim.
Ya yani konuşmanı... Bunu görüyorsun ya, yani. Konuşabilirsin. Onu laf öyle geldiğinde söylerim. Ama laf gelmemesi için de asla o konulara girmiyorum. Laf gelirse söylerim yani. O seninle muhabbet etmek isterse muhatap olmak isterse sen cevap vermeyebilirsin. Seninle tartışmaya bile gerek yok diyebilirsin. Cevap vermem gereken bir yer varsa veririm. Ben onunla konuşmanı istemiyorum Akı. Bu kıskançlık değil, başka bir şey. Hoş bulmuyorum yani, anladın mı? Çünkü bak ben Şerif'e karşı bir duygum olmadığını söyledim. Şerif de benden sadece bak. Benim de ona karşı bir duygum yoktu. Tamam, aynı ama, mantık değil mi? Yok, aynı mantık değil. Neden? Rabia sana karşı duygusu olduğunu söyledi. Ve duygu iki dakikada geçerli. O seni tanımak istiyordu. Tanımak istiyordu, duygusu yoktu ki. Ee? Oturup adam benim için ağlamadı. Anladın mı? Benim için mi ağladığını zannediyorsun onu? Ha, ümit verdiğin için. Ya ne ümit ya? Sen benim ümit verdiğimi mi düşünüyorsun gerçekten? Tamam, ümit verdiğini düşünmüyorum. Onun anlattığı gibi olduğu için. Ay partimi almadı. Bir de Didem'inkini mi alayım? Hangisi açık Didem? Açık olanlar sizin. Bunlar bu benim, sizin. Bu da Didem. Var ya senin yüzünden Didem'e de hediye götürüyorum ya. Zeynep'in şey hediyesiymiş de. Tamam. Akın'ın arkadaşının da. Tamam. Teşekkür ettiğimi söyle, kabul ederse. Tamam mı? Dediğim şeyleri unutma. Tamam. Tamam. Seni rahatsız edecek bir şey yapmayacağım, merak etme. Tamam, ben de seni. Bütün hepsi senin karşısından geçmedi mi? Benim karşıma geçmedi mi? Aynen. Kardeşim ben buyum ya. Ben o zaman da aynı Gamze'ydim, şimdi de aynı Gamze'yim. Siz kimsiniz de ben sizi pışpışlayacağım? Hele ki yanlış, haksızlık gördüğüm zaman ben bunu söylerim. Selam. Ondan sonra... Yok, yani bana öyle bir laf söyleyemez, anladın mı? Onlar öyle bir ne? Hakkı yok. Kız Didem böyle nerede? Bir cümle de ondan beklenmez zaten ya. Çok şaşırdım. Şey. Tuvalette mi? Ki ne kadar bu konuda hassas olduğunu da biliyor yani. Akın bize parfüm almış. Bize derken? Bana ve Didem'e. Vay. Bozuk muyuz? Ya bozuk muyuz derken şöyle, sen bana kırgın ya da kızgın olabilirsin. Ben bunu saygıyla karşılarım. Ama sana asla saygısızlık yapmam yani. Şimdi tartıştığımız konular... Bence tartıştığımız konular o kadar boş, o kadar saçma konular ki... Bir daha tekrar geriye dönüp... şey yapmayalım abi. Olur mu? Yok, ben çok şimdi benim bambaşka sorunla... Senin şu an kafan dolu. Şu an kafamda bambaşka şeyler olduğu için, bambaşka şeylere takık olduğum için bunları tabii tekrar tekrar konuşmayacağım seninle çok ama... Çok az dağıl diye gel ben, kahvaltı yapalım diyorum, anladın ya, mı? Eyvallah, birazcık yok. Rahatla diye yani. Şu an Aycan'ı görmeden zaten kafam dağılmaz. Bir gideyim biliyorum, göreyim de. Biliyorum. Biliyorum. Vallahi ne dedim biliyor musun Melis? Gamze bundan sonra benim karşımdadır. Çünkü benim sevgilime omuz atacak falan filan, hayırdır. Benim arkadaşıma yürüyecek, hayırdır yani, anladın mı? Dido, bunu Zeynep Akın'a vermiş, sana vermesi için. Yani Zeynep diye bir arkadaşından almış. Dedi aa, işte sağ olsun, sana vereyim. Teşekkürler. Dedi. Rica ederim. Bana niye almamış? Senin yakın arkadaşın benim mi, değil mi öyle? Aldırır. Bana da alsın. Bu ara çok parfüm kullanıyor. Aldıracağım sana da. Ha, parfüm takıntımız var bizim. Kızım. Ha. Bu ilk çok sinirliyim. Ne oldu? Ha. Dün yaptıklarını biliyoruz. Kız ne dedi sana? Bu saat oldu, hala gelmedi bir de. Dur bakayım, İlkay neredeydi evde? Evde de görmedim ben İlkay'ı. Gelmedi abi. Ben bugün sabahın köründe kahvaltıyla falan gelir diye bekliyordum özür dilemek için ama gelmedi. Dün de tatsız ayrıldınız. Dün çok tatsız ayrıldık. Yani, dün bana dedi ki... Gelecek olan sen değilsin herhalde. Ben değilim. Nedenini söyleyeyim dedi sana. Biz tartıştık. Ben de kötü bir yere gitmesini istemedim. Çünkü onunla böyle şey olmak istemiyorum yani. Bir saygımızı kaybetmek istemiyorum. Hı-hı. Dedim ki ilk ay dedim bir süre dedim görüşmeyelim dedim. Hani konuşmayalım dedim. Böyle yaptı. Eski sevgiline dedi söylediğin sözü mü söylüyorsun bana dedi. Oo. Ben ona öyle bir söz söylediğimi bile hatırlamıyorum. Biliyorsun hayatımdan... Sildiğim bir insan yani. Bunlar geçen gün kavga ediyordu, bak şimdi konuşuyorlar. Burada hep yüz yüze bakıyoruz yani, bunu yapmak zorundayız, yapacak bir şey yok. Hayır, o gün çok, dedik ya. Çok o... nefret etmen lazım, çok gerçekten yüzünü görmeyecek bir insan kim olman lazım. Kim beslemen lazım ya? Kim beslemen lazım, kim besleyecek adamlar da burada çok yok. Ondan dolayı ertesi bence hiçbirimiz tekrar öyle bir nefeslenip değiliz. Tekrar geri geliyorsun. Hiç konuşmayacağım dediğin adamla tekrar konuşuyorsun. Yüzle bakıyorsun. Burada konular devam ediyor. Muhabbetler devam ediyor. Yapacak bir şey yok ki. İstesen de istemesen de karşı karşıya gelip konuşuyorsun yani. Rabia ile konuşmamı istemiyor. Dedim zaten konuşmuyorum ki yani.
Rabia, Rabia dün Gamze'ye şakşakçılık yapıyor. Hmm. Kanka olmuşlar bugün. Gamze ile mi? Tabii. Olsunlar, yakışıyorlar zaten de. Yani Aycan'ı dün şeyle suçluyor. Neymiş, milletin arkasından Ali Cengiz oyunları yapıyorlarmış falanmış filanmış. Sana hiçbir duygu beslemediğim için, seni önemsemediğim ve sana değer vermediğim için... Sen sözlerine dikkat edeceksin bu evin içerisinde. Niye? Seninle arkadaş olmadığım için kötü bir Aycan olduğum anlamına gelmez. Senin böyle bakışlarını da çok iyi gördüm. Evet. Burada kim birinci olsa tak diye suratına asılır. Gözüken şu anda Onur'la Aycan'ı bitirmeye çalışman. Seninle yaşadığım her şey benim için çok özel. Evet, çok büyük hisler, çok büyük aşk seninle yaşayacağım. Bütün her şeyin artık bundan sonraki süreçte gerçekten hayalim gibi gerçek olmasını istiyorum. Bütün zaman zaman, her an her an. Benimle geçirmek ister misin? Benimle evli misin? Özel hissettirdiğin için teşekkür ederim. Sen benim için hep özelsin. Hep özel kalacaksın. Bitti. Bana bu... Tamam, bitti. Kimsenin hiçbir şeyden çekinmesine gerek kalmadı. Bir anda bir masa falan gürüldü derken bitti dedi. Oyunların hepsine gelen Aycan... İyi niyetli. Alttan alttan savaş başlatmak istiyorlarsa ben baltaları çıkarttım. Hayatımda ilk defa ekranda gördüğüm bir şey beni etkiliyor. O da sizin aşkınız. Ya şey, biz biraz önce aslında ayrıldık. Ne? Ne? Onur Aycan, Onur Aycan Barış'ın. Ben burada biraz daha bir ayrımcılık gördüm. Burada yapılmak istenen onay ilişkisini bitirilmek. İnsanlar kendi yüzlerini göstermeye başladılar. Önceden çok seviyordum. Gerçekten çok seviyordum. Ama sonra ne olduysa ben Akın'a karşı bir soğudum, böyle bir iriti geldi bana Akın'dan, tamam mı? Belki İlkay'la olan mevzuları belki benim için demesi etkiledi beni. Ondan sonra... Ben Akın'a soğudum ama o gün gül getirdi, özür diledi. Ha, ben yorumumu yapmayacağım mı Akın hakkında? Tekrar yapacağım, her zaman. Bununla değil. Hayırlı veya hayırsız. Gülünü tebrik ettim, sarıldım. Bu kadar basit, anladın mı? Eğer benim arkadaşım, sen yapacaksın. Hoş geldin. Hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Gerçi günaydına geçtim ama. Günaydın oldu. Ne yapıyorsunuz? İyiyim buradayım. Aha. Yaklaşık yarım saattir yoksun, ne yapıyorsun? Gel kareli, bana yardım et o kareli zaman. Kareli sofra bezi. Ne yapacaksın ki? Yapacağız bir şeyler. Bez almışsın, piknik mi yapacaksınız? Aynen, piknik yapacağız. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Ne oldu, sürpriz mi hazırlıyorsun? Aynen. Bir bana müsaade edin. Hayırdır ya, o orada gelir, kaldırır bizi. Sen gelirsin burada, bizi kaldırırsın. Biz nereye gideceğiz kardeşim? Yarın lazım işte, çok konuşma. Biz sana nereye gideceğiz? Şey, senin tanımak istediğin aday Enes değil aslında. Hadi. Ama muhabbet ediyoruz. Hadi. Yardım lazım mı? Yardıma gerek yok. Ne yapacağız? Nereye? Burayı böyle komple alalım mı? At araba. Ya sen gelirsin kaldırırsın, o gelir oradan kaldırır. Çıkmıyordu az önce, niye? Şu kadar saçırsın ya. Tamam, o kalsın orada, en sıkıntı. Aa. Şuraya saracağız mı? Evet. Oğlum bakmayın, bakmayın. Adam hazırlıyor. Oğlum bari minder koy, minder. Yumuşak olsun. Nerede koyarız, dert değil. Biz buraya geldiğimizde herkes bizi yan yana, aa siz şöylesiniz, böylesiniz, karakterleriniz çok benziyor, aman iyisiniz, hoşsunuz, evet, diyorlardı. Şimdi ne değişti? Yine ya ben işte, birinci çıkarları... günden beri böyleyim, sen de birinci günden beri böylesin. Çıkarlara uymayınca kardeşim hemen, aa bize şunu yaptın, bize bunu yaptın.
Hayırdır hele ya? Hele Gamze dün senin konunu açmasının mantığı ne? Melis'e hiç kimse bir şey diyemez. Ya nerede diyemiyor ya? Herkes diyor. Nasıl diyemiyor ben anlamıyorum. Sıkıntı ne biliyor musun? Herkes diyor ama ben cevabını verebiliyorum. Diğerlerine herkes bir şey dediğinde onlar cevabını veremiyor. Bu kadar basit. Böyle. Neden deniz kabukları? Hepsini göreceksin abi. Şimdi söylemem. Ha, sürprizin bir anlamı var diyorsun. Şöyle açık mı koyalım? Ha, ya diz böyle işte kenarlarını. Neden açık? Şöyle dağınık olsun. Her yani. Birinin içine not yazsana. Oldu. Minnak minnak. Oralara oturacağımızı düşün abi. Nereye nereye oturacaksın? Şuralara yani karşılıklı ha, şöyle şuraları düzelim. Yani garibime gidiyor. Ki bunu diyen şey de bunu diyenlerden birisi de Didem. Didem daha geçen haftaya kadar siz Onur'la aynı düşünceye sahip oldunuz. Sen iyi oldun, Onur kötü oldu. Bir kere demek ki eğer böyle bir kalıp varsa, herkes Melis'ten çekiniyor kalıbı varsa, bu kalıbın içinde Didem'le Adnan da dahildir. Eğer böyle bir şey varsa diyorum. İşte. Ben bir şey istedikle ben sana bir şey... Gamze çok iyi bir maşa oluyor. Gamze'yi kandırıyorlar din 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 din. Ellerinde de her şeyi yaptırıyorlar ama Gamze bunun farkında değil. Gamze'ye de şöyle bir gaz verince aman iyisin, hoşsun, paşamsın deyince höt diye çıkıyor ve bunu marifet sanıyor. Gamze'nin sıkıntısı şu, maşa olduğunu fark edememesi. Bizi de öbür tarafa gönderseler ne güzel olur değil mi? İşte o yapılınca belki gönderirler. Baş başa herkes. Sen de Gamze'yle son bir kez konuşursun. Ben Gamze'yle bir daha konuşmak istemiyorum. Şaka yapıyorum kardeşim. Tabii ki istemiyorsun. En doğal hakkın. Yani Gamze ile konuşmak istemiyor olmamın nedeni onunla tanıma yoluna çıkmam falan da değil. Normalde de eğer arkadaş olarak da gördüğüm bir insan olsa yine konuşmak istemem. Gerçekten yani yanlış bir şey yaptı. Abicim bak yaptığı yanlış bir şey ama sana şimdi bir tane ben soru yöneltirim. Ben kendimi haksızlık olarak da görüyorum böyle bir şeyin içeride olmasından, anladın mı? Gamze'nin böyle bir şey yapıp bu evde kalmasından da rahatsız oluyorum bir yerde. Ya abicim sen bundan rahatsız oluyorsun da sen ona aday olan biri olmana rağmen rahatsız olurken onun bir sürü seveni dün gelmiş kapıda kalmış. Sen gideceksin. Sen düşün yani. Nasıl olmuş yapabilmiş mi? Yok kime yaptın? Pınar'a. Pınar'a. Ne abi? Vay, Pınar'la tanıma yoluna mı giriyorsun kardeşim? Abi tanıma yolundaydım zaten. O çünkü bana final gecesi Şerif'i tanıyabilirim söylemiş. Ben de böyle bir kahvaltı hazırlamak istedim kendisine. Vay vay. Bir... Tost mu seviyormuş bunlar? Sevdiğini düşünüyorum. Hı. Sevmezsen ne yapacaksın? Ben yiyeceğim. Sen yiyeceksin. Afiyet olsun kardeşim. Abi, ben yaptıysam sever herhalde ya. Tost yemiştir illa. Kepek ekmeğinden yaptım bir de. Onu kullandıklarının kesinlikle farkında değil. Yani şu anda Rabia onun dostu gibi, kardeşi gibi yanında oturuyor. Birlikte pıtır pıtır oturuyorlar, birlikte pıtır pıtır kalkıyorlar. Ama aslında birbirlerinden nefret ediyorlar. Daha ne zaman? 2 hafta önce bak Allah yukarıda. Gamze bana kulisin bahçede, hatta Didem de gördü. Gamze bana geldi dedi ki, bacım Rabia'ya güvenme. Onur'la senin hakkında kulisin arkasında şunları diyor, bunları diyor dedi. Bana dedim laf getirme. Hatta Didem de duydu orada. Çok iyi biliyorum. Sonra ben bu konuyu Didem'e de anlattım. Bana dedim lütfen laf getirme. Kim ne diyorsa desin. Ben dedim artık sinirimi bozamam. Bak dedim bana bunlarla gelme dedim. Hayır gözümle olayı yaşamadım diyor. Aa, Şerif geldi. Merhaba kızlar. Şerif dedim ya Şerif geldi. Rabia kahvaltı yaptın mı? Yok. Yapalım mı? Arkadaşlar gel. Oturalım ya gel. Yani. Şerif yani iyi çocuk yani. Hani bir kötü niyetli değil. Arkadaşça oturuyoruz. Ya seni görünce gülmem geliyor. Beraber yapalım. Beraber Gamze'yle falan gidiyoruz. Gamze'yle beraber şey, oraya çatal bıçak getireyim. Bu, 3 tane aldım ama. Müsaade ister misin? Tamam Gamze'yle beraber yapacağız. Aa içeri gitsinler canım ya. Yok hayatım ne pardon. Ben oraya çıkacak bir şeyim yok. Gel. Şerif bir müsaade ister misin? Sen bırak haksızlığı maksızlığı. Sen kişisel cümlelere görüşüm. Takılma. Hayatına bak. Buraya ne için geldiğini iyi biliyorsun. Zaten bir şey beslemiyordum. Şimdi öyle biraz mi? Saygım var. Hayır kardeşim, öyle beslemek istediğim için sadece tanıma yoluna çıktım. Beslemiyordum ama yani açık ve net bu. Her neyse yani. Birazcık saygım vardı, onu da yitirdim böyle şeylerden. Neyse Gamze'yi konuşmak istemiyorum ya. Benim bileceğim şeyler değil zaten bu evde kalıp kalmaması. Orası öyle. O yüzden çok fazla konuşup canımı sıkmak istemiyorum.
Hoş geldin kardeş. Kahvaltı yaptın mı? Ben mi? Biz kahvaltı yapacağız. Güzel iki tane gelin adayımız, yengelerim. Güzeller güzeli yengelerim. Bize müsaade eder misiniz? Kiminle? Muhabbet edeceğiz ya. Kiminle? Kızlarla. Biz mi anlamıyorum dedim. Ben anlamadım. Yengelerinle mi kahvaltı yapacağım? Bir kızla kahvaltı yapmak için bizi mi kovuyorsun? Kızlarla Gamze, işte Rabia falan muhabbet edeceğiz. Aman kalk biz gidiyoruz. Tamam dur, kardeş. Zengin şekli yapmayın ya. Dur. Yok kardeş sen. Sağ ol kardeş. Bak o da ben git biz git. Gönder onları biz gelelim dedi herhalde. Şerif'in Gamze'yle ilgili konuşmaları falan. Yemek mi pişirdin ne yaptın? Beni şaşırttı. Ya o da şimdi beni diyor tanıma yoluna girdi diyor. Bilmem hayır diyor. Gamze Pınar Şerif'i tanıma yoluna girecek Gamze diyor. Şerif'i tanıyabilirim demiş. Ve bana dedi ki Şerif o da diyor ki ben tanıyabilirim Gamze'yi dedi. Tanıyabilirim diyor. Ve Gamze'nin böyle fevri taraflarını törpüleyebileceğini söyledi. Şerif'in ne yaptı belli ki. Ve Gamze'yi tanıyabilirim diyor. Çok Pınar şaşırdım yani. Yapmış. Biraz dün buraya sarı pantolonla geldi Rabia'yı tanıyabilirim dedi. Ya ben de şey kardeşim, dedim. Kardeşim bak bu evde tutarsız hareketler sergilediğiniz sürece hiçbir zaman mutluluğu yakalayamazsınız. İlk başta herkes size böyle şeker, tatlı tatlı davranır. Aa çok iyi çocuk, aa şöyle çocuk der. Sonra, ondan sonra yol su elektrik olarak hepsini size iade eder. Ben az önce anladın masada mı? Burada Şerife tutarlı sordum. Olacaksın sonuna kadar. Eğer karşındaki insan seni istemediğini net bir şekilde gösterdiği an eyvallah artık senin başka bir yolun açılmış oluyor. Senden çıkmış oluyor. Ay çok şekersiniz. Çok cicisiniz. Aynen size yakıştığı gibi davranıyorsunuz. Kes! Öbürü ne diyordu? Kahve kardeşim. Mi yapıyor? Şerif kahve ne bileyim abi görmedim ki. Ay bayılacağım. Şimdi ne hazırlamış kanka? Ben karnınız anlamadım. Acıktıysa gelin. Hayır biz sizle aynı sofraya oturmayız güzel. Şımarık kızlar. Gamze Göktürk hiç oturmaz. Kendi içlerinde tartışmaya kavga etmeye korktukları için... Ömrüm boyunca birisi gelir oradan dido der biri boyunca alır şu oradan bebek. İkiliyi unutmayacaksın. Ömrüm boyunca bu ikiliden tamam, vazgeçemeyeceksin. Onlar çok sensiz yapamıyordu. Şerif geldi. Şu tarafa oturamazsın yalnız çok şey neden? Oluyor sıkıntı orası. Şöyle oturman şöyle otur. Bir tadına bak. Bunu ben yemeyeceğim. Ben yedim salatalıktan. Yani Rabia ister misin? Buyurun. Bana mı getirdin? Yani size getirdim. Yani teşekkürler. Gamze ile bana getirdin. Sağ ol. Şu çatal benim de. Pınar'a da getirdin. Evet. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Arkadaş. Sizi tanımaya çalışıyorum. Rabia dedin, Pınar dedi, Gamze dedi. Ben size, Gamze demedi. Ben gel Şerif dedim. Sizi tanımaya çalışıyorum. Ya bu ya, benim en doğal hakkımı yapıyorum. Yani kimi şey değil bu yani. Tostuna bir beklenti bakalım. Veya bir duygusal anlamda bir yaklaşım anladım, değil. Anladım. Sen zaten öyle bir çocuk değilsin. Kusura bakma biz makara yaptık. Kaç aylık? Salatalık güzelmiş. Kaç aylık Melis? Bana sor. Bana sor mu? Gamze de diyordu ki. Ne dedin kız? Şerif'le oturup sohbet edelim dedi. Tabii edelim. O da dedi ya. Ki neden dedi, niye dedi, erkekler evinde şey mi var, hepsi yanar döner, ben gitmem dedi. Şerif öyle değil dedim, dostça oturabiliriz, konuşabiliriz, ben sohbet edebiliriz. Ben net bir insanım, ben ne istediğimi bilen bir insanım. Yani ben kendimi ifade edebildiğimi düşünüyordum. Ne istiyorsun Şerif? Şerif'le beraber biz şeydeyiz, bahçedeyiz. Gamze de var. Oyuncak bebek yüzünden daha dün kavga çıkmıştı. Aycan ve Melis makara ikilisi geldiler. Gamze'nin taklidini yaptılar. Oyuncak bebeklerle yani bu ne demek biliyor musunuz? Rol çalmak. Onlar sürekli her sahnenin içinde olmak istiyorlar. Sürekli dikkat çekmek istiyorlar. Sürekli görünmek istiyorlar. Aycan'ı zaten biliyordum böyle olduğunu. Arkadaşım olduğu için onu en iyi ben tanıyorum. Melis de böyle bir karakter. Sürekli kendini her konunun içinde göstermek istiyor. Bence kendi konularına dönse daha iyi olur. Çünkü çok sakil duruyor. Aşkı sana anlatamam. Yaşatırım yenirsen. Bulutlarda gezdiririm. Bana izin verirsen. Ben Metin'i 22 yaşında olduğuma kandırdım. Ha. Yeşil gözlü oldum. Metin de... Bir dakika. Metin de o kadar kör ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aşk başa geldi mi akıl tatile çıkarmış. Öyle bir şey istiyorum ki yani böyle alemlere dar bu mesel bir aşkınız olsun inşallah. İnşallah. Amin. Amin. O bizim şarkımız artık. Ama artık şarkınız değişti.
Öyle mi? Tabii, şimdi size tek yüreği getirdim. Bana bir tek sen gerek, sen demek, ben demek. Bana bir tek sen gerek, biz ikimiz tek yürek. Bir şey istemiyorum yani, tanımak istiyorum sadece. Bekir Oğan'ı da tanımak istiyorum bu. O neydi öyle? Çok bekar abi. Var. Üç tane var. Üç tane mi? İki gün sonra birileri de bekar olabilir bu ev böyle. Bir şey diyeyim, Pınar'a gitmedin mi? Ama bu evde evet. İşi, genelde net çizgileri olan insanlar genellikle sağlam bir aşk yaşayabilirler. Tabii ki senin alternatiflerin olabilir. Sen bu İki gün sonra birinin daha ilişkisi bitebilir dedi. Kimi kastetti? Ama genellikle öyle değil midir arkadaşım? Mesela bana seni yönlendiriyorlar erkek evinde. Yağmur'u, Pınar'ı yönlendiriyorlar. İşte Gamze'yi yönlendiriyorlar. Ya ben hepsini olgunlukla... Sen yönlendirecek bir adam mısın? Değilim. Yani? Ben duygularımla hareket eden bir insanım. Aynen. Ama tabii mantığım el verdiği şekilde. Yani ben önce mantık, ondan sonra duygular, sonra tabii oluşabilecek bir ilişki. Arkadaşça kahvaltı yaptık der misin Şerif? Tabii çünkü, ki öyle bir şey yok onlar, yani. Çünkü birisiyle konuştuğun zaman, su ikram ettiğin zaman ya da merhaba dediği zaman bu ev algılar evi, o damat adayı, gelin adayı. Kimse kimseyle şey konuşmasın istiyorum. Benim arkadaşım... Neden merdivenden inerken Rabia dedin? Çünkü sana hazırladım. Çin'den gelmiştir. Erkekler evine Pınar hazırlıyorum dedim. Neden öyle bir şey söyledin? Rabia olunca tepki olur diye. Neden? Öyle demek istedim. Ben bir şey düşünerek hareket etmiyorum Gamze. Burcun ne? Boğa. Yani bir şeyi... Yükselenim biliyor musun? Ya... Enteresan bir karaktersin bak. Şöyle ki... Seni ilk defa seninle konuşuyorum. Bence iyi bir insansın. Şerif iyi bir özünde çocuk iyi ya. Bir insansın. Özünde kötü iyi. Bir elektriğin yok. Aynen. Ama bazı hareketlerin mesela... Allah. Komik. Mesela mi? Yok. Oraya Pınar demiş, burada Rabia diyor. Mesela bunun bir şeyi olur. Ya belki de bizim ev dedikoducu ya. Bakalım belki bir Pınar'ın belki de erkekler beni sevmiyor nabız, diye. Nabız ölçmek istiyorum. Aynen. Ben onu... Benim genelde erkeklerden birkaç böyle birilerine batarım ya ben hep. Ondan mı acaba söylemedim? Ya ben erkekler evinde... Mutlaka bir sebebi vardır ya. Erkekler evinde... Şey yap şöyle. Evet. Şöyle erkekler evinde... Erkekler evinde ben iyi bir şekilde kendimi anlattığımı eminim. Ya bir şey diyeceğim. Bir sana yönlendiriyorlar. Biz Şerif'e kalkıp biz şey miyiz ya? Danışman mıyız biz ya? Biz Şerif'e hiçbir zaman kardeşim, kalkıp bu kızla siz beraber olursunuz diye demedik. Deminden konuştuk. Evet, birisine git. Kime hissediyorsun diye sordum. Ama kardeşim, ya, birisine tost yaptın demedi mi bu adam? Bir kişiye git, anladın mı? Bu adam tostu Pınar'a diye getirdi. Şu an Rabia'ya tostu yediriyor benim anladığım kadarıyla. Onun öncesinde ne yaşandı bilmiyoruz tabii ama. Şaka gibi, sen bir gel bakalım Şerif Efendi. Bir de yönlendiren olduk yani. Sena yönlendiriyorlar. Ondan yönlü. Ben duygularımla hareket etmek istiyorum. Senin duyguların her gün bir Rabia der, bir Gamze der. Efendime söyleyeyim, diğeri kimdi? Söylediği, bir Pınar derse. Söylediği sözlerin arasında sadece bir tanesi güzeldi. Ya o doğru. Ona biz de bu evin içerisinde ilk başta arkadaşlık yapıp ondan sonra sevgiye dönüşürse evet bir ilişki yaşayabiliriz demesi. Acaba o cümleyi ona kim kurmuş? Birbirimizi tanıyoruz. Kim kurdu acaba o cümleyi ona? Kim? Ya senin kurduğun cümle zaten. Daha burada kurdum ya ona cümleyi. Harbi mi? Ha. Önce arkadaş ol. Bir arkadaşlık kur. Rabia ile. Benim her koşulda vereceğim kararı da saygı duyduklarına da eminim. Duymasınlar, önemi yok. Bence önemi var. Onlar benim arkadaşlarım. Yani onlar birlikte yaşıyorum. Evet. Bu evde bu yanlış yapan çoğu erkek olduğu eve hepsi de dedi ki keşke yapmasaydım. Şöyle keşke. Bir şey var. Senin bir yanlışın varsa doğrun da var ama. Bu evde herkesin öyle bir ortak noktası var. Senin bir yanlışın varsa aynı şekilde doğrun da var. Konuştuk bu konuyu değil mi? Ya şu an ben hele bayanlar evinde yanlış yapmamaya gayret gösteriyorum. Ya çünkü... Güzel anılıyorsun bana, burada. Bana yakışmaz diye düşünüyorum. Çünkü ben güzel böyle görmedim ailemden. Ailemden gördüğüm gibi ben burada hareket etmek istiyorum. Ben... Gördüğüm kadarıyla ekranda, ki ekranda bu detaylı verilmediği için tabii belli bir kısıtlı bir şekilde gördüm olayları. Ama bana kalırsa Gamze gibi bir insanın bu evde durmasını istemiyorum yani. Şimdi ekranda bu şekilde, bak şu cümleyi kurmamamız gerekiyor. Hayır. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Kardeşim ekranda göründüğü, ekranda göründüğü kısmıyla söylüyorum zaten. Ekranda tamam göründüğü kadar derken şöyle bir şey bak.
Bazı tavır ve tarzlarımız, yani konuşma şekillerimiz, birbirimize yaptığımız hitamlar gerçekten çirkin görüntülere neden olduğu için, hani sanki evet, altında çok derin şeyler varmış gibi konuşursak insanları zan altında bırakıyoruz. Ama ben işte buradan gerek yok bir şey yok. Bak, senin söylediğinin içerisinde bir şey daha çıkıyor. Bu cümleyi kurmaman gerekiyor. Çünkü ben, yani izleyen evde, insanlar bak, şunu düşünebilir. Aa, neler oluyor acaba diye. Aslında çok tamam derin kardeşim, şeyler değil tamam sadece. Ben sana bazen birbirimize karşı yükseldiğimizde tamam, evet, kötü cümleler. Evet, bildiğini, evet, oğlum üstüme konuşuyorsun anlaşılmıyor. Tamam ben anlaşılmıyor, haklı olduğunu söyledim zaten. Üstüme konuşuyorsun anlaşılmıyor. Tamam ben de izah edeyim kardeşim bunu ya sana. Anladın mı? Teşekkür ediyorum kızlar. Biz teşekkür ederiz. Yani bir kahve bile veremedik. Ya çok şey söyler misin? Çok teşekkür ederim. Biz arkadaşça sohbet ettik. Lütfen bir yerlere çekilmesin. Onlar beni tanıyorlar zaten. Bunu söylememe gerek yok. Sen söyle Rabia ile Gamze ile oturdum. Bir yere çekilmesin de arkadaşlar. Yok hiçbir yere çekilemez tamam zaten ya. Biz de daha ilerleyen zamanlarda gelip sohbet inşallah ederiz. İnşallah buyurun. Sonra. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. İçeride dışarıda bunu farklı olmadığın için. Var mı göndereceğiniz bir şey? Doğal davrandığın için teşekkür ederim arkadaşım. Gerçekten. Aklına selam yollarsan sevinirim. Selam yollayacağım ben. Taklidimi yapacak mısın? Ne? Çıkarken. He? Falima. Yok yapmayacağım. Yapıyorsun ya bundan çıkarken yap. İzledim ya. Evet yani, bir kere yapmıştın. Taklidimi yapmıştın. Benden daha iyi yürüyorsun. Konum teşekkür ederim. Hadi ya. Şerif bir indi merdivenlerden. Rabia kahvaltı yaptın mı? Elinde de bir tane tabak tost yapmış. İki salatalık, üç domates. Baktım Rabia dedi. Sonra geldik Gamze ile falan oturduk. Ben tanımıyorum Şerif'i. İlk defa yüz yüze konuşuyorum. Çok ciddiye almadım. Aday maday diye de zannetmiyorum. Sadece öylesine hadi Rabia kahvaltı yapalım diye. Çocuk ne yapsın yani? İnsanlar her şeyi yanlış anladığı için o da hadi bekar adaylar gelin kahvaltı falan demiş diye düşünüyorum. Ama benim ismimi vermesi de düşündürücü. Şerif, anladın mı? Kim seni yönlendiriyor? Hiç kimse. Kim kime yönlendiriyor? Hiç kimse. Biz seni bu zamana kadar kime yönlendirdik? Ne dedim? Öyle bir şey mi dedim ben? Evet. Bilmem öyle dedim. Beni yönlendirmeye çalışıyorlar. Gel abi, gel abi, gel gel. Tamam gel abi. Oturursun, buradan gidiyorsun, fazla tostu atar, yakarız Pınar'a ha diye. Oradan Rabia'ya götürüyorsun, Gamze Mamze beraber yiyorsunuz. Gamze'ye de adayım, Rabia'ya da adayım. İkisini de almışsın karşına, tostu yediriyorsun. Bir de diyorsun ki sana da yönlendiriyorlar, buna da yönlendiriyorlar. Kimi yönlendiriyorlar? Yakıştırıyorlar anlamına söyledim abi ben. Hiç ama işte yakıştırmak... Özür diliyorum, bak nerede, götürme, bak dinlesinler beni. Özür diliyorum. Ben yakıştırıyor anlamına söyledim. Bunu ben mutlu olarak ben söyledim bunu. Bir art niyet aramadım. Sen tam kızlara geleceksin böyle. Yok ben kızların kalbini kırmak istemem. Yok ben kızların efendime söyleyeyim gönlünü kırmak istemem. Kırayım mı abi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen ne mübarek bir adammışsın ya. Ha? Abi sen böyle nesin dünyadaki tek erkek tek değilim erkek misin tabii dünyadaki? Ki değilim ha? Abi değilim tabii ki. Gideceksin herkese pıp 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 oturacaksın. Ben kadınların kalbini kırmak istemem. Ben kadınları ah işte şöyle kadınları şöyle severim, kadınları böyle severim. Bak sana bir şey söyleyeyim evet mi? Evet abi. Kara bulutlar çok yakın ha. Şimşekler çakacak. Abi fark etmez. Ben sana söyleyeyim. Hiç var, ben de Rizeliyim. Bizim hep yağmur yağıyor. Bak ben sen sana de Rizelisin. Söyleyeyim. Bizim hep yağmur yağar bizim orada. Ama memlekete göre olmuyor işte. Biz yağmur, biz sudayız memlekete işte göre abi olsa. Bize de çok kara bulutlar geldi. Öyle çok rahat rahat hareket edersen. Vallahi adamı balık yaparlar. Hiç rahat hareket etmiyorum babanın, abi. Babanın çiftliği gibi hareket edersen. Hiç. Bana o burada, zaman görürsün dünyanın kasvet olduğunu. Bana burada, ben sana söyleyeyim. Bana, öyle çifter çifter teker teker karşına alıp konuşmayla konuşurum olmuyor. Konuşurum tabii abi. Hedefine kilitlenmediğin sürece sen... Evet. Doğru bir hedefe kilitlenmek istiyorum. Kardeşim abi sen ben yola buradan Pınar diye çıkıp orada eğer Gamze ile Pınar'la şeyle Rabia ile oturup Pınar gelmek istemedi ama abi. Ben tabii gelmek kardeşim istemez abi. Üçünü ben birden oturtmak istiyorum karşına. Sen burada tabii ki. Sen ya böyle konuşursan. Ya bunu başaracağım ama kardeşim. Neyi başaracaksın? Üçünü birden oturacaksın? Oturup konuşurum tamam abi. Benim çok yapamaz mı? Sen diyor bu tutarsızlıkta niye var abi ya. Hiçbir şeyi başaramazsın. Niye abi? Başaramayacaksın. Yerimi tutmam lazım ha abi. Evet ya, birini tamamıyla tutman doğru lazım. Doğru diyorsun bak. Birini tamamıyla tutman ama lazım. Ama bunu çok erken. Onur'a da kim kızsa Onur yükseldi. Ya böyle şey söyleyeceğim. Konu neye başladı bir anlaşsanıza. Konu ne biliyor musunuz? Ben size konuyu özetleyeyim. Bu oradan çıkarken benim anladığım kadarıyla Pınar'la konuşmaya gidiyor. Onur söyledi. Çıkıyor. Söyledi. Tamam bir anlatıyorum bana ne. Ondan sonra erkekler evine bir görüntü veriliyor. Rabia diye. Rabia, Gamze bu oturuyor ve eve gidince de diyor ki ben hepsini Pınar'ı da çağırdım diyor. Bekar aday var. Bahçeye diyor. Ama diyor üçünü erkekler şuna kızıyor.
üçünü yan yana oturtturup tanımaya çalışmanın mantığı ne? Teker teker aynı anda 10 kişiyi tanıyabilirsin. Tanımaya çalışmak değil ki biz sohbet ediyoruz. Ama çocuk öyle naklediyor. Damatların dedi ki siz bu şekilde oturduk dedi, lütfen dedim bak, ben siz de. Siz bu şekilde söylüyorsunuz ama o çocuk farklı şekilde naklediyor ki erkekler evi bu şekilde konuşuyor. Evet. Peşinde ya. Hayır öyle aldırmıyor. Orada dediği Pınar'ı tanımak istiyorum. Pınar'ı tanımak istiyorsan sen neden o zaman nabız ölçmek için Rabia'yı dedi onu bize söyledi. Rabia gelsin onu bize söyledi. Arkadaşça oturduk sohbet ettik onu damatlar bak, evinde. Çocuk dedi ki nabız ben dedi için orada söyledim, dedi Pınar dedim dedi. Aynen. Çıkarken nabız ölçmek aynen için kimseye ben hesap veremem dedi. Kahvaltıyı kime getirdin sen Rabia dedim. Ben dedi Rabia'ya getirdim dedi. Ben gittim tamam yanına dedi. Ben de dedim ki Gamze'siz yapmam dedim. Çünkü yanlış anlaşılır dedim baş başa dedim. Sen geldin ben dedi böyle dedim. Haberiniz olsun dedi. Erhan abi bir soru soracağım. Sordum. Çocuk diyor ki Pınar'ı tanımak istiyorum diyor ama sana kahvaltı getiriyor. Benim duygularımla oynadı anladım diyorum anladın mı? Orada benim bir alakalı senin yanındaydı. Tamam konu benimle alakalı. Biz orada senin yanındaydık. Ben diyorum ki. Biz orada senin yanındaydık. Ben kendimden örnek vererek söylüyorum zaten. Canım, sen niye hala bu muhabbeti başka yere çekiyorsun? Farklı tamam yanındaysan şu an neden farklı bir muhabbet aklına düşüyorsun? Farklı yere çekiyorsun. Önce sen olurdun diyorsun. Aklına düşüyorsun. Sen ilk günlerde de Aycan olmuşsun ha. Farklı yere çekiyorsun. Sen çok değişmişsin yine eski Aycan olmuşsun. Eski Aycan ben hep böyleydim. Eski yeni bir şey diye bir şey yok. Zaten kapanışında ki biri beş yapıp anlattığı için herkes onu savundu anladın mı? Şimdi kimse benim ağzımı açtırmasın ben burada. Ama ben şu an Rabia'yı o konuda haksız buluyorum demiyorum. Bak bir dinle. Bak ben de haklı buluyordum ama biri beş yapıp değil. Biri anlatacaksın. Son cümlesine kesinlikle %150 katılıyorum. Ne? Kimin? İlk günlerdeki Aycansın. Ben hep böyleyim. Sen ne demek istediğimi anladın. Nasılım? Melisa'da senle şu an iyi olmadığım için mi eski? Hayır. Senle iyi olmadığım sen, için mi demek eski? İstediğimi çok iyi anladım. Didem ben artık görüyorum. Sen ilk zamanlardaki Aycansın. Ben bir ara körleşmişim. Sonra bir baktım ben evden gittiğim zaman kim nasıl neyi davranmış, içeride dışarıda nasılmış hepsini öğrendikten sonra bu hale geldim. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kimse bana yani masal okumasın. Ben hep böyleydim. Şu an ne yapıyorum ben? Ne? Şu an seninle iyi olmadığım için mi bu dava? Benimle iyi sen benim dostluğumu inkar eden sensin. Evet değilim. Dostluğumu inkar eden sensin. Onu inkar eden sensin. Zorunda ben sana ne yapabilirim Didem? Benim seninle olmak zorunda olmadığım gibi bu bir. İkincisi eski tavrıma evet geri döndüm sana karşı. Çünkü ilk başlarda sana hiçbir duygu beslemediğim için, seni önemsemediğim ve sana evet, değer vermediğim için sana yokmuşsun gibi davranıp artık görmezden geliyordum. Şimdi sonra sana değer vermeye başladım. Ben seni de fazlasıyla önemsedim ve sen maalesef bunu kötüye kullandın. O sözleri ettikten sonra bu evin içerisinde hiç kimse seni ateşin içerisine niye almaz. Hangi sözleri ettim ben? Yanlış bir söz mü ettim ben kardeşim? Ne gibi bir yanlış? Yanlış bir söz mü ettim ben? Ne tanıma ettim ben? Yolunda, tanıma yolunda evet olacak bir adayı ben de tanıyabilirim diye karşıma gelemezsin. Niye de? Abi niye tanımayacağım ya? İyi misin? Niye tanıyacaksın ya? Da söyledi aynısını. Tanıma evin burası. Abi tanıyacağım ki bir ilişkiye gireceğim ya. Nedir bu böyle lap diye ilişkiye ya, mi gireceğim ya? Sen kaç ayda tanıyacaksın? 2-3 ayda mı? Ya fark etmez benim kaç ayda tanıyacaksın. Yaparmış gibi. Estağfurullah öyle bir şey yok. 3 adayda hadi onların ya, düşüncesi yokmuş be gibi. Hadi işinize onların bakın düşüncesi be yokmuş gibi. Onların duyguları adam yokmuş adam gibi. Adam bir ayda 3 tane gelin ne tanıdı be? Hangisi adam, sana ışık adam, yakarsa? Adam bir ayda 3 tane gelin adayı tanıdı be. Ne olmuş? Tanıyamaz mı? Tanır. Ben de tanırım. Ne olmuş yani? Nereye tanıyorsun sen? Ya niye tanımayacak? Kötü bir şey mi yapıyorum sanki? Kim sana bir şey söyleyeyim mi? Allah Allah. Bak, hangisi ışık yakarsa bunu, ona gideceksin. Ne ışığı ya? Ben kendime güveniyorum kardeşim. Otur. Anladın mı? Otur 2 dakika. Kim bak, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ya ben size örnek gösterdim. Tanım ben bir ayda 3 tane gelin adayı tanıdım. Bir ayda 3 tane, 2 tane tanıdım, 1 tane tanıdın ama sonuçta kardeşim. Sen tanımadın mı kardeşim? Ya abi yapmayın böyle ya. Hayır. Of be. Kolay hayır değil ha bu işler. Bana kolay değil ha bu işler. Anlatabildim mi? Öyle. Bak şimdi. Öyle al. Benim için özel sen bir şey kardeşim bu. Sen niye yükseliyorsun ya? Ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Hani yükseltiyorsunuz abi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Burada bir lafı dedi kalktı gitti. Benim canımı sıktı burada. Bak. Bu da üstüme geliyor benim. Ben bir dakika. Şşş, bak, kimse kimse üstüme gelmiyor. Ateş atarım seni kurtarmam ateşten. Hangi cümlem senin canını sıktı? Ateş atarım seni kullan. Ben ateşlik ne yaptım abi? Ateşe atarım demedim. Ateşe düşersin. Ateşe düşeceksin. Seni kurtarmayacağım dedim. Ateşlik ben geldiğim günden beri seni uyarıyorum. Ne yaptın? Söyleyeyim bir dakika. Söyle. Çay, ti. Eyvallah. Geldiğim tamam günden beri seni uyarıyorum. Dedim ki
sana. Hedefin belli olsun. Hedefin belli olsun. Tamam. Tamam mı? Ama gönlümde yoksa o hedef. Ben niye bir yalandan bir kızın... Gönlünde olmayan hedef. Burada çatır çatır konuşuyorsun kızlar abi. Yok Rabia, yok Gamze, yok Pınar diyeceksin. Bir... Nasıl bir hedef? Abi tanıyorum, tanımak istiyorum insanları. Arkadaşça... Bak. Seninle arkadaş olmadığım için kötü bir ajan olduğum anlamına gelmez. Senin böyle bakışlarını da çok iyi gördüm. Evet. Burada kim birinci olsa tak diye suratını asılır. Yüzlüken şu anda Onur'la Aycan'ı bitirmeye çalışman. Seninle yaşadığım her şey benim için çok özel. Evet, çok büyük hisler, çok büyük aşk seninle yaşayacağım. Bütün her şeyin artık bundan sonraki süreçte gerçekten hayalim gibi gerçek olmasını istiyorum. Bütün zaman. Her an. Benimle geçirmek ister misin? Benimle evlenir misin? Kendimi özel hissettirdiğin için teşekkür ederim. Sen benim için hep özelsin. Hep özel kalacaksın. Bitti. Bana bu... Tamam, bitti. Kimsenin hiçbir şeyden çekinmesine gerek kalmadı. Bir anda bir masa falan gürüldü derken bitti dedi. Bu oyunların hepsine gelen Ayca... İyi niyetli, alttan savaş başlatmak istiyorlarsa ben baltaları çıkarttım. Hayatımda ilk defa ekranda gördüğüm bir şey beni etkiliyor. O da sizin aşkınız. Ya biz biraz önce aslında ayrıldık. Ne? Ne? Onur Aycan barışın. Ben burada biraz daha bir ayrımcılık gördüm. Burada yapılmak istenen onay ilişkisini bitirilmek. İnsanlar kendi yüzlerini göstermeye başladılar. Arkadaşlarım uzaklaştım biliyor musun? Hmm. Bu sebeplerden ötürü. Öyle ben mi? Programı tamamıyla %100 ayrıyken tamamını izleyememiştim. Kesitler halinde sosyal medyadan bakıyordum. Ama yanında ben otururken şu bakışlarını gördüm. Hatta annem bile annemin VTR'sini izlerken o kadar kötü bakıyorsun ki. Ben senin aile videonda bilmem ne videonda hiçbir şeyinde bak. Ben programı izlemiyorum. Şöyle bak, şu resmen bakışın şu. Bir şey diyeceğim, Onur'la biz barıştığımız gün... Neden kötü mimik vermek zorundasın Aycan? Sen buradaki mimiğini hatırlıyor musun? Ve biz seninle iyiyken yapıyorsun bunu. Onur'la bizim barıştığımız gün sen buradaki mimiğini hatırlıyor musun? Siz ödül yemeğine giderken Onur'un sana yaptığını hatırlıyor musun? Ha, Onur bana burada istemeye çıkmıştı. İyi hatırlıyorum, evet. Hatta ayrıldığımızı da iyi hatırlıyorum, kötü olduğumuzu da iyi hatırlıyorum. Kamera ama şu anda her şey değişti. Bak, biz birçok şeyi konuşmuyoruz, anladın mı? Birçok şeyi de anlatmıyoruz. Hı-hı. Barıştırmak için yaptıklarımızı da anlattı mı Onur ama sana? Ama ben gittikten sonra senin da hakkındaki gerçek düşüncelerini de anlattı mı? Çok iyi biliyorum. Sana kimse, ne Onur abi, ne İlkay, ne Enes, ne Akın... herhangi bir şekilde seni rencide edecek bir şey kurmuyor. Sana sadece şu anlatılmak isteniyor. Bak, basit bir cümleyle açıklıyorum. Ben hiç bu kadar kısa konuşmadım, kısa konuşacağım. Sen kime yakınsan rengini belli et. Bitti. Bu kadar ya. Adam gere mahvetti bizi ya. Ya kalk, öpeceğim seni. Hadi başarılar kardeşim. Ne yapacaksın? Elimi uzatıyorum. Yok ya, ne öpeceksin? Haydi haydi haydi. Öpmüyorum abi. Neyini öpeceksin? Hadi güzel öyle geçsin kardeşim. Eyvallah. Öyle ha. Öpmüyorum abi. Yatırıyorsun beni ha. Sen sözlerine beni... dikkat edeceksin bu evin içerisinde. Niye? Her ettiğin sözün hangi arkasında... Hangi sözü? Açık sözün. Bütün sözlere... Bak 13 günlük bölümü izle kardeşim. Kabali. Arkasındayım. Her lafımın arkasındayım. A'dan Z'ye. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Durun, benim hakkımdaki saf düşüncelerini söyle. Hayır, şuna bir cevap ver. Onların benim hakkımdaki saf düşüncelerini size söylediğiniz. Sen konuşacaksın, sen öğreneceksin. Hayır, bu beni bağlamaz. Bir dakika. Bu beni bağlamaz. Hayır, bu cümleyi ortaya atmadı mı Didem? O zaman cevap vereceksin. Onur'un sen ve ablana... Benim söylediği benim hakkımdaki saf düşüncelerimi... Ben Adnan kötülüğünüzü istiyorum. Bağırınca kötü oluyorum. Biz sizin ilişkilerinizi istemiyoruz. Bunu demiyorum. Biz sizi hiç sevmemişiz. Biz istememişiz, tamam.
sen şunu nasıl söylüyorum. İnanmak istiyorsan. Ya Didem, gönlün kör kılavuz istemez. Sadece şu cümlenin cevabını beni istiyorum. Ya ben sizin şu cümlenin cevabını istiyorum. Yerinde değilim arkadaşım. O zaman bu cümleyi atmayacaksın, ortaya kafa karıştırmayacaksın. Tamam mı? Şunu söyle. Kafasını karıştıracağım. Adam burada, adama sor. Onur, Adnan'la Didem'e anlattığım benim hakkımdaki saf düşünceleri ne der? Neler? Didem de buradayken demedim. Herkes buradayken söyle konuşalım. Dedim. Ödül yemeğine tamam. Giderken bile sana olan tavrı belliydi dedim. Bana gelip konuşma. Bana gelip de benim yokluğumda yok Onur'u doldurdunuz, Onur'u anlattınız. Direkt istemediğin şu bu. Ben o konuşmada konuşmalarını biz söyledim. Üç kişiydik. Kendisi doldurdunuz de demiyorum. Buradaki konuşmanı söylüyorum sana. Ben yokken, burada, ben bak, böyle yokken böyle dediğimi arkamdan konuştunuz dedi. Konu tam anlamıyla nedir? Bir dakika konuşu. Didem diyor ki, Onur'un senin hakkındaki saf ve net düşüncelerini biliyor musun? Adnan'la benimle söylesin. Paylaştı. Söylesin. Sen biliyor musun diyor. Söyle. Neyi? Ben sana sordum, biliyor musun? Bilmiyorum, söyle. Söyle. Ben bilmiyorum. Dedim ki sen söyle. Ya bunun altında bir şey var. Bir dakika söyle. Beni ilgilendirmiyor. Ben niye söylemiyorum? Söyle. Beni ilgilendirmiyor. Bir dakika tamam. O zaman ilgilendirmiyorsa bunu söylemeyeceksin. Hayır söyle bir dakika söyle. Ya ben sana sordum. Ben yüzleşirim. Sen biliyor musun dedim. Ben yüzleşirim. Onur'un seninle ilgili düşünceleri biliyor musun dedim. Söyle. Söyle. Ben biliyorum demedim, anlamıyor musun? O zaman ben de sana şunu ben dedim ki Onur'un senin hakkında düşüncelerini biliyor musun desem bunun evet. Altından bir alt metin olur ki anlatabiliyor muyum? Alt metin olur ki bunu ben söyleyeyim. Başka bir şey biliyorsan, sen başka bir şey biliyorsan söyle derim. Bilmiyorum. Ben şu zaman olaya şöyle gireyim. Bizim burada üçlü konuşmamız, senin olmayan, senin olmadığın zaman... Ona takılı kafası. Hani bir sorun mu var ondan önce? Sen bana... Hayır, biz konuşurken şunu dedim. Arkadaşlığımız niye bozuldu biliyor musun dedim. Çünkü ben bu evde yokken %100 tamamını izlemiyordum. Programa girdikten sonra izlemeye başladım. O zaman hepimiz ne dedim? Bir dakika. Bak lafımı kesince sesim yükseliyor. Yapmayacağım. Şurada konuşuyorsunuz üçünüz. Evet. Ben olsaydım gitmezdim. Serumla bile geldim. Seni sevse burada olurdu. Gitmezdi ve ben bunlara takıldım. Hmm. Ve bazı Onur olan adaylarla birlikte burada Onur'la benim ilişkimi konuşman ekran önünde. Zoruma gitti ve ben bunu bu yüzden senin artık arkadaş değilim. Sen de değilsin ki benim dostluğumu inkar eden birisin. Ama geri döndüğünde arkadaş değil mi? Pardon. Evet, Melis'ten önce arkadaşlık. O ana kadar bir sorun yoktu. Melis hiç mi alakası yok? Melis hiç mi alakası yok? Hayır, seninle değil. O ana bak, kadar sıralamayı söylüyor. İyiydi. Bak sıralama. Melis'le hiçbir alakası yok. İzliyorum. Saçma sapan olayları birbirine bağlıyorsun. Ben yokken ne oluyorsa tamam izliyorum. Ha. Evet, ondan öncesine kadar aklında yoktu. Şimdi mi aklına geldi? Hayır, izliyorum, bakıyorum. Hmm. Tek tek de o de arkadaş hocam, tarafından zaten her şey kulağıma geliyor. Ama şöyle bir şey var. Onur'un evet tamamıyla %100 hatasız değil. Evet hatalı olabilir. Didem, ama bu adam her şekilde değişti. Benim ayaklarımı kapandı ve şu an içeride... Evet Cemil'le ailesi. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Çok iyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Batucuğum seni çok iyi gördüm. Vallahi iyiyim abi ya. Bayağı yiyorum, kilo alıyorum, sağlıklı besleniyorum. Kilo aldıkça kendimi daha da sağlıklı, mutlu hissediyorum. Kilo alıyorsun. Yaz geliyor, içimizde çiçekler, güneşler açıyor ama... Senin içinde daha çok pasta börek açmış gibi. Biraz öyle oldu. Börek çörek açmış gibi. Ama hevesimiz kursağımızda kalacak gibi. Çünkü evet. Aselimiz doğacak tam böyle yaz, güneş, deniz zamanında bir anda öyle bir tempoya gireceğiz. O yüzden son zamanlarımızın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Bir senemizi artık feda edeceğiz, yapacak bir evet. Şey yok. Hayır öyle bir şey değil, o çocuk dediğin şey ömür boyu feda. Ömür yok diyecek. Hayır yani o zor hani alışma süreci sonuçta evet. Var. İşin içinde ya bir tamam, aileye çocuk birisi güzel hani çocuğun oluyor, bu çok güzel bir şey ama şimdi bir anda da hani ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl olacak acaba, hani bilmediğimiz bir şey, yaşamadığımız bir şey, o yüzden şu an hani belirsiz olan bir şeyi bekliyoruz, kafamızda soru işaretleri var, kafamızı dağıtmaya çalışıyoruz. Kaç hafta kaldı?
kaç hafta kaldığını bilmiyorum. Kaç haftalıktı şu an? Ben 28 şey yaptım ya, bana doktor dedi ki böyle eskiler gibi sal dedi, çok fazla üstüne düşme dedi, yaşa dedi sadece hamileliğini. Ben hafta hafta bazen unutuyorum hani bu hafta kaçıncı haftasında falan diye düşünüyorum. En son doktora gittim, oradan hatırlıyorum işte 28-27,5 falan. Çok bir şey kalmamış aslında. Aynen ya. İki ay gibi ama bir şey. Ama böyle hiç bitmeyecekmiş gibi. Sanki ömür boyu hamile kalacakmışım gibi hissediyorum. Çok değişik bir his. Onun dışında nasıl gidiyor? Hazırlıklar tamam mı? Bebek hazırlık. Yani... Vallahi bu da bizim şeyimiz gibi oldu abi. Evliliğimiz, düğünümüz, çocuğu yapışımız evet. gibi oldu böyle. Bir anda. Daha böyle ufak ufak şey yaptık. Herhalde son 1-2 hafta kala biz böyle saldıracağız, o zaman tamamlayacağız. Aslında gerçi çok şey de var. Çok hediyemiz geliyor. Bir sürü şimdiden yani 2 dolap kıyafeti oldu falan. Çok şanslı bir bebek. Zaten Türkiye'nin merak ettiği bir bebek. Hani doğduğunda bir 7 sene 8 sene sonra ilkokulunda böyle arkadaşlarına hava atabilecek bir bebek. Şanslı bir bebek yani. Belki benim gibi mütevazı olursa hava atabilir. İsim konusuna kim karar vermişti, sen mi? İsmi ben buldum. Sonra Batuhan dedim ki ben böyle bir hani bir Asel gördüm. Dedim ki Asel dedim çok güzel değil mi? O da aa çok iyi, hiç duymadım falan, bayağı beğendi. Sonra hani Han seviyorlar ya ailecek, Han ekini. Sevdikleri için Batuhan da hani hep oğlu olsun işte Han'dan devam etsin istiyordu. Ben de bir Han eklemek istedim ona. Kırmadı beni sağ olsun. Aselhan oldu. Tabii şey, kızınca Aselhan, normalde Aselhan. Bu konu niye açıldı? Bir dakika kaçmadım bir abicim. Bir sus. Ben adını daha iyi geçemiyorum. Bir dakika, bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bak anlatamadığımda sinirleniyorum. Ben sadece şunun şöyle düşünüyorum. Sen Onur'un senin hakkındaki kendi saf düşüncelerini biliyor musun? Ne demek biliyor musun? Ben bir şeyler biliyorum da sen biliyor musun? Nispetidir. Ben durup dururken... Eğer biliyor olsam ben 50 kere söylemiştim. Bak, sana ben şimdi... Durup dururken Adnan'ın senin hakkında düşüncelerini biliyor musun desem durup bu ne demek? Demedim, bir şey bak. Biliyorum ama sana sen biliyor musun? Sen konuyu bir yere getirmenin peşindesin de ben 60 bin cümle kurdum, bir tanesine takılmışsın. Mevzu buna o değil diyorum. Biz bu adamla evlilik yolundayım, takılmayın mı? Arkadaşım biz neyi konuştuk? Sen Aycan ve Didem neden bu noktada? Aycan değil. Neden bu evet. noktadayız? Konuşurken Onur'la senin aranda yok. Onur şu vırt zırt. Didem bana niye biliyorsun? Bana ne? Didem niye biliyorsun? Senin ilişkinle benim niye aramda ne? Sizin değil ilişkinizle mi? Beni çekmeyin artık. Anlamıyor. Yeter. Didem niye biliyor musun? Senin ilişkine çekmiyorum. Şunu diyorum ya, seninle arkadaşlığımı niye koparttın biliyor musun diyorum. Burada ne? Ben yokken izlememiştim. Ben yarışmaya tekrar girdiğimden itibaren olmadığım günleri izledim ve bu yüzden senin arkadaş değilim diyorum. Bunun Melis'le bir alakası yok. 10 kez söylüyorum, anlamıyorsun. Onur, ben konusunda seni çekmedim. Bu sebepler için seninle arkadaş değilim. Evet, Onur'un da suçu vardır. Ama o benim şu an hayatımdaki adam ve tamamıyla pişman olduğunu gördüm ve yanımda. Anladın mı? Bu kadar. Beni ilgilendirmez ilişkin. Ama seninle arkadaş olmadığım için kötü bir Aycan olduğum anlamına gelmez. Hayır, artık bak, kör olmadığım anlamına gelir. Kötü bir Aycan'sın demedim. İlk öyle günlerde... Dedim. Allah Allah! Bak gerçekten kulaklarını kullanmıyorsun. Zamanında da demiştin ki ilk günlerdeki Aycan kötü bir Aycan'dı. Bak diyorum ki ilk günlerde kız dedi ki sana Rabia, ilk günlerdeki Aycan'sın dedi. Dedim ki %100 katılıyorum. Çünkü ilk günlerdeki Aycan'ı o da çok iyi tanıyor, ben de tamam, çok iyi tanıyorum. Tamam, o Aycan da ben. Ve o da aynı şeyi görüyor. O zaman da ben de aynı şeyi görüyorum. Bir Aycan vardı. Hayır. Şimdi de içeride dışarıda sürekli kuyruğuna basılmış bir Aycan var. Hayır, aynı ilk günlerini kuyruğuna bastık. İlk günler o zamanın ilk günleri. Aynı programın ilk haftası. Aynı böyle şey, aynı bencillik, aynı hırs, aynı... Ne hırsı var? Gözü karalı. Bende ne hırsı var? Hayır. Bende hırsı ne görüyorsunuz? Dostluk şeyin bak, bir ara sen çok farklı. Bir dakika ya, anlama bir dinle. Sen çok farklıydın. Hayır, hayır, sinirlerim bozuk. Ben buraya geldim. Hayır, belli bir süreden değiştin sonra, tamam mı? Çoğu şeyi kabul ettim. Bu adamın yanında oldum. Herkes dedi, iyi oldum. Ben burada gidip kamera arkasında iş çevirmedim. Bir tane varsa şu an söyleyin. Ben burada herkese karşı eşit oldum. Ya evet, senin zaten ilişkin vardı. Ya ilişkin vardı. Bir şey söylemiyoruz. Biz sadece arkadaşlarımız hakkında konuştuk. Ben dedim ki ilk günlerde kardeşim görüyorum dedi. Arkadaşım bitti diyorum, anlıyor musun? Onur'dan önce de biz seninle arkadaşlık. Biz Onur'dan önce... Bak şunu diyorum. Senin arkadaşlığın niye bitti biliyor musun? Ben bu
bu evde yokken Onur'la sizin konuşmalarınızı gördüm ve arkadaşlarımız İki ay öncesi şimdi aklına geldi. İzlememiştim. Ben dinleme tavır alayım dedin ve iki haftadır. Bak ve ben hep geldiğimden beri şunu diyorum. Arkadaşlar tamamen izleyemedim. Sadece Onur'un kırmızı odasını şunu bunu izledim diyorum. Geldiğimden beri Allah kitap şerif ister inan ister inanma. Ama seninle arkadaş olmadığım için de eski alacağım falan değilim. Eskisi sadece kör değilim dedi. Görüyorum be. Eskisi. Görüyorum. Ben de çok şey benim gördüm. Benim arkamdan içeride dışarıda neler çeviriyor. Ağzım, çok ağız, burun mimiklerini, ya annemle Adana görüntüsü veriliyor. Ya barışmışız sen kendi surat ifadeni hayatım kendi boyunca unutmayacağım. Buradasın. Öyle bir bakışan olsun ki anneme o bakışı. Atan kadını ben hayatım boyunca affetmem, kimse kusura bakmasın. Affetmezsen affet. Senin böyle bir bakış. Böyle bir bakış. Burada ben Onur'la barışırken, herkes ağlarken senin böyle bakışlarını da çok iyi gördüm. Beni konuşturma. Eğer bakışlar varsa burada hep senindir. Burada kim birinci olsa tak diye suratına asılır. Aynen. Son zamanlarda evet, birkaç bir kez bana asılmadı. Bırak bırak. Bakışsa o senin profesyonellik alanı. Aynen. Senin kadar olamıyorum maalesef. Evet ben 22 yaşında çok iyi profesyonelim. Evet. Didem şu an gözükenin farkında mısın? Gözüken gözükmeyen beni hiç ilgilendirmiyor. Gözüken şu anda Onur'la ayrılığını bitirmeye çalışmam. Ben ne neden bak, acaba? Ne? Neden acaba? Ben bitirme. Onur'un konusunu bu evde ben mi açtım? Bak kim açtı? Ben kızın, bak kızın bu evde bir kere daha dedik, adını ne adını gerek ne bahsini geçirdim. Bağırmana tamam gerek yok, tamam mı? Karşında çocuk yok, bana bağıramazsın. Bak bir şey söyleyeceğim. Burada bir dakika Rabia'cığım. Bak bilmediğin, bir dakika. Bak, burada diyorsun ki. Bilmediğin konular var. Ben gayet iyi biliyorum. Bak, sen hayır, bak, bilmediğim konular var. Senden önce Aycan'la bir evveliyatımız var. Evet eski anlatma. Evveliyatın benim umurumda değil ya. Dolayısıyla benim demek ki ben duygu değişimi yaşamışım. O da bazı konularda bazı duygu değişimleri yaşamış. Didem sıkıntı biliyor musun? Ve sen karşıdaki insanı konuşturmuyorsun. Haklı olduğum kadar şu, o da haklı. Sen tamam sürekli mı? Sürekli diyorsun ki Onur'un duygularını biliyor musun? Onur'un gerçek duygularını biliyor musun? Demek ne demek biliyor musun? Onu, Onur'un duygusu bir şey değil de. Ayrıca. Ya, ya biz eski dönemdeki şeylerden bahsettik. O dostluğundan bahsetti ya. Bravo. Evet, bana ne geldi Aycan'la şey, değil, öyle bir şey yok. Geldiler, Onur'la Aycan'a geçtik. Nasıl oluyor da geçtiysek? Onu sen geçtin Onur'la Aycan'a. Ben mi söyledim? Sen geçtin. Kim açtı? Sen geçtin Onur'la. Didem ve Aycan tartışması oldu. İyi de oldu. Bazı şeyler çözüldü. Evet, Melis geldikten sonra Aycan'ın değiştiğini düşünüyorum. Biz çünkü onu ilk günden beri tanıyoruz, Didem ve ben. O zaman da kendi bileceği işte. Ne yapayım? Ben herkese eşitim. Yani ben duygusal anlamda kimseye bir şey beslemiyorum. Bak ben bunu sormuyorum, başka bir şey soruyorum şu an Şerefciğim. Diyorum ki hani senin önce... Bundan sonra üzersem de veya kırarsam da bunu istemsiz yaptığımı biliyorsun. Ya öyle olmaz. Tamam da yani ben o hiçbir zaman... Boyutuna bağlı kırılmanın. Seni istemiyorum. Hayır, altyapı yapmıyorum.
Bunlar. Bunlar neler biliyor musun? Bunlar seninle birlikte hayal ettiğim bütün hayaller, seninle olduğum her dakika, hayalimdeki bütün anlar şu an burada. Seninle. Ve her birini teker teker sana göstereceğim. Tamam. Hadi gel otur bakalım. Ne zaman bir piknik olsa hep ben topuk giyiniyorum. Piknik ha? Şimdi. Bana ilk defa çiçek almış. Şimdi o kadar çok hayal kuruyorum ki seninle ilgili. Böyle her anımın güzel olmasını, kızgın anlarında bile bana ne yaptığını bildiğimden dolayı bunların hepsini böyle kendi hayallerimle birleştirip sana anlatacağım şimdi. Tamam mı? Bak bu güller. İlk romantik yemeğimizde benim sana getirdiğim güller. Orkide sevdiğini biliyorum ama ilk romantik yemek olduğu için gül getirdim. Fark etmez. Hadi bunu bil bakayım. Bu kadar el becerisi olmayan bir insan. Tahmin edebilir misin? Evlenirken takacağım taç. Seninle pikniğe gittik. Gittiğimiz piknikte. Tahmin edemedim ya. Kendimle bir, yani kendi ellerimle yaptığım tacın senin. Teşekkür ederim. Çok hırçın birisin. Kızdığın anlar tabii ki de çok fazla olduğu için genellikle eline ne gelirse aldığından dolayı bazen biblo, vazo, bu gibi şeyler eline geldiğinden dolayı ben de artık bu kızgın anlarında bana bunu atmanı istiyorum. Daha yumuşak, en azından canımı acıtmazsın. Peki bu? Bir gün dışarıdayız. Ormana yürüyüşe gitmişiz böyle. O anın bütün kozalaklarını, çamlarını toplamışım. Bu da onlar. O kadar çok anı birleştirdim ki kafamda bütün hayallerimi, bütün her şeyin artık bundan sonraki süreçte gerçekten hayalim gibi gerçek olmasını istiyorum. Ve bu da hani biz bahsediyoruz ya her seferinde tatile gidelim, tatile gidelim, tatile gidelim. İşte o gittiğimiz tatilde uzandığımız, güneşlendiğimiz kumsalın taşlarıyla deniz kabukları aslında. Peki bu ne? O kadar çok kızıyorsun ki ara sıra. Birbirimize kızdığımız zamanlarda tabii ki de böyle küçük sakarlıklar oluyor. Üzerine kahve döküyorum. Daha doğrusu kahve benzerinde şeyler üzerine döküyorum. Ve senin beni affetmen için sana yeni bir elbise alıyorum. Bu da bana kızdığın andan sonra sana aldığım beni affet çiçekleri aslında. Çok teşekkür ederim. Ya da bir de bu. Çok hamarat olduğumu söylemiştim sana. Kendi evimizdeyiz. Bir gün dedim Melis yorulmasın, Melis yorulmasın, Melis yorulmasın. Kendi ellerimle yemek yaptım. Peki şimdi evi izliyor musunuz bu arada? Kısmet Solur'u ne düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kısmet Solur evine geçen sezonki yarışmadan, geçen sezonki zamandan arkadaşlar girince daha da çok izlemeye başladık. Özellikle Emre'de falan artık çıldırdık, her gün izlemeye başladık. Bence daha keyifli oldu, daha güzel oldu. Orada çift olarak ona aşkım var benim. Gerçekten böyle, evet, böyle hatta bir final sahneleri vardı böyle. Artık sosyal medyadan resim attım, onay yazdım, kalp yaptım. O kadar etkiledi beni. Hangi final sahnesi acaba? Barıştıkları sıçtık. Tankut abinin elendiği, kendi tamam. Gideyim dedi o sahnede mesela ben çok böyle duygulandım ki ilk defa televizyonda hayatta böyle duygulanmam ben. Dizide, filmde, yarışmada falan orada böyle cayır cayır yaktılar bizi. O yüzden onları bir numarada tutuyorum. Yani Added'i de seviyorum ama şöyle bir şey var hani Onay daha farklı. Hani ben gözümde hani onları sevmiyorum değil ama Onay'ı daha çok destekliyorum. Emre'nin var şimdi Tuğçe ile bir ilişkisi. Emre zaten çok sevdiğim bir kardeşim. Tuğçe de çok tatlı, naif bir kıza benziyor ki öyledir diye düşünüyorum. Onları da destekliyorum ama şöyle söyleyeyim ya. Hani dile getiremiyorum da şöyle dile getirebilirim mesela. Onay
annem, Emre, babam işte şeyde, Adnan da kuzenim gibi. Hani ilişki açısından öyle söyleyeyim. Hani anneni mi seviyorsun, babanı mı derler ya. Arada kaldım diyorsun. Yani. Anne baba, Adnan da kuzen, hani bir tık daha alt. Peki şimdi bu evdeki ilişkileri görüyorsun. Bir tavsiyeniz var mı sizin? Tecrübe etmiş insanlar olarak ne diyorsunuz? Kime ne diyorsunuz daha doğrusu? Kime ne tavsiyeniz var? Söylemek istediğiniz. Vallahi bence herkes çevresinin o evde etrafındaki insanlara dikkat etsin. Çünkü bir anda her şey değişebiliyor ve o evde ilişki yaşamak gerçekten çok zor. Bir anda o büyük aşk, büyük sevgi bir anda bitebilir. Bu hani çok küçük bir sebepten de olabilir, büyük bir sebepten de olabilir ama çevresindeki insanlara dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle Aycan'ın çevresindeki insanlara dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü o evde insanlar var. Bir takım en iyi arkadaş yapıp kendine, ondan sonra bütün sırlarını, her şeyini öğrenip, ondan sonra onun her şeyini ortaya döküp onunla düşman olan, ki genelde geçmişten bu zamana evde bütün kurduğu arkadaşlıklarda bunu gördüm ben o insanın. O yüzden Aycan'ın, ki sonra Aycan'ı çok sevmeye başladım, ki kardeşim gibi de çok seviyorum. O yüzden çok dikkat etmesini istiyorum. Özellikle Aycan'ın. Aycan'cığım, bu da benden sana kardeş tavsiyesi olsun. Öyle gör lütfen. Söylediklerim de çıkıyor. Mesela hep olayların başında Nur'a diyorum, bak şimdi böyle böyle olacak. Şu şununla arası bozulacak. Bu bunu ortaya dökecek. İşte bu bununla düşman olacak. Bak onu kıskanacak. Her şey birebir ne dersem çıkıyor. Çünkü o evi biz çok iyi yaşadık. A'dan Z'ye hani o evin içini, kalbini, her şeyini biliyoruz. Bizim hani dışarıdaki insanlara göre biz çok daha farklı izliyoruz orayı. Hani kendi o ev yarışmayı yapanlardan da daha farklı izliyoruz. Çünkü biz orayı yaşadık. Neyin ne olacağını biliyoruz. O yüzden dikkat etsinler. Aşk kolay yakalanan bir şey değil. Ki ben Allah'ıma şükürler olsun diyorum. Çok hayatıma insan girdi çıktı ama işte doğrusunu buldum. En büyük aşkımı buldum ve evlendim. Çok da mutluyum. Evlilik çok güzel bir şey. Herkese, doğru insanla herkese tavsiye ediyorum. Ve bütün hepsiyle, yani bütün yaptıklarımla, hayal ettiklerimle, geçirdiğim her süre, her zaman seninle o kadar güzeldi ki, o kadar mutluydum ki ve bu mutluluğun üstüne daha fazlasını eklemek istiyorum. Ve bunların her birinin gerçek olmasını ve hep seninle olmak istiyorum. Ayağa kalkalım hadi. Ayağa kalkalım. Gel, gel. Gel sarılayım sana, gel. Ağlıyorum şurada, tacına bak. Ağlama. Bunların hepsi, bunların hepsi. Bunların hepsi gerçek olacak. Bunlar benim hayallerim olabilir, bizim hayallerimiz. Benim seni düşündüğüm her an, her dakika ve her şeyin bundan sonra daha iyi olmasını istiyorum. Madem bu kadar ağladın, birazcık da gülelim, mutlu olalım. Ne dersin? Bütün hayallerini, bütün zamanlarını, her anını benimle geçirmek ister misin? Benimle evlenir misin? Mesut Olur evi çok fazla evlilik teklifine şahit olmuş bir ev. Ama Melis'in
böyle bir şeyi alması beni çok çok mutlu etti. Çünkü o kız mutlu olmayı hak ediyor arkadaş. Karşısına da böyle delikanlı bir adam çıktı, düzgün bir adam çıktı. Bunlar evlensinler buradan, uçup gitsinler kuş gibi. Mutlu mesut yaşasınlar bir ömür. Ben çok sevindim kendi adıma. İnşallah bir ömür böyle mutlu sürer ilişkileri. Bitti. Bana bu... Tamam bitti. Kimsenin hiçbir şeyden çekinmesine gerek kalmadı. Bir anda bir masa falan gürültü derken bitti dedi. Oyunların hepsine gelen Aycan. İyi niyetli, alttan alttan savaş başlatmak istiyorlarsa ben baltaları çıkarttım. Hayatımda ilk defa ekranda gördüğüm bir şey beni etkiliyor. O da sizin aşkınız. Ya şey biz biraz önce aslında ayrıldık. Ne? Ne? Onur Aycan, Onur Aycan Barış'ın. Ben burada biraz daha bir ayrımcılık gördüm. Burada yapılmak istenen ona ilişkisini bitirmek. İnsanlar kendi yüzlerini göstermeye başladılar. Amin. İnşallah. Bana niye sarılmadın geldiğinde? He? Benim bak, gözlerim doldu gibi oldu da geri çektim. Güzeldi. Bence de güzeldi yani. Biz ben de çok beklemiyordum şahsen. Biz evde sorguladık hani bayağı. Bizim ardından falan güzel ne oldu. Ne bu falan hani daldır, işte kumdur, deniz kabuğudur falan. Bir sürpriz var, izleyin görün dedi. Ama evet, evlilik teklifi. Sürpriz değil, bomba yaptı bize yani şu an. Yani. Ya ben nasıl şok oldum biliyor musun? Aa, i̇nşallah şey, güzel olur. Amin inşallah. Onlar ne amin kadar oldu beraber? Şerif, kesin. Kesin onlar. O bilmiyor ya ne yapacağım. İnşallah güzel olur. Amin inşallah. Böyle anlar çok çok acayip anlar ya. Ben çok özel anlar ya. Gözlerim yani doluyordu da şey yani çünkü her zaman yaşanan şeyler yani çok aynen acayip şeyler. Yani. Bir de Melis çok mutlu oldu ve böyle kanka hani benim, o ağlamış. O mutluluktan ağlama olayını çok iyi bildiğim için. Neden biliyor musun? Hı? Çok başka Melis bir şey. Bugün Melis'e evlilik teklifini izledik İlkay'ın. Sürpriz oldu hepimiz için çünkü biz sadece bir sürpriz yemek olduğunu düşünürken bir anda yüzük çıktı ve biz şaşırdık. İkisi birlikte çok iyi anlaşan bir çift şu ana kadar. Ancak çok daha yolun başındalar ve o yüzük 50 kere atılıp çıkacak.
Ben böyle düşünüyorum çünkü o kadar fevriler ki ve o kadar daha birbirlerini tanımıyorlar ki yüzük kararı artık tanıyıp belli bir evreye geldikten sonra ilişkide verilmesi gereken bir karardır. Ancak burada böyle görülmüyor galiba. Biz bile 7 aydan ne süreçler atlattık bu yüzüğe gelebilmek için ki bundan sonra da atlatacağız. Bence erken, bilemiyorum ama onlar zaten erken olduğuna karar verecekler bir süre sonra. Kendimi özel hissettim. Niye susuyorsun Tuğçe? Delirtiyorsun beni şu an. Neyi delirtiyorum seni ya? İçimden sayı falan sayıyorum böyle. Allah Allah. Sinir olacak bir şey yok. Ben bir şey yapmıyorum sinir olacağı. Sadece tavrım şu anda benim bu. Bu şekilde. Emre, geldiğimde de sordum o eve. Ne istiyorsun şu an? Hani söyledik, yaptık, tamam. Şu an ne istiyorsun? Ne istiyorsun şu anda? Neden hala bunu uzatıyoruz? Ben böyle iki gün konuşmayınca burada yapıcı konuşacağız zannediyorum. Sen hala buna... Tamam, bitti. Bana bu... Tamam, bitti. Of. Aycan. Sakin ol kardeşim. Niye delirdi o? Sakin ol. Aycan. Kimsenin korkacak hiçbir şey kalmasın, tamam? Kimsenin hiçbir şeyden çekinmesine gerek kalmadı. O kadar şey gösterdikten sonra... Demek ki sen diyorsun ya Didem, bildiğim bir şeyler cidden varmış altındakinde. Bırak. Bildiğim bir şeyler varmış. Haklıymış herkes ya. Bitmiş. Kızgınlık anında bunların hepsi senin yüzünden dediğim için ben o kadar şeyi gösterken Aycan... Eyvallah. Tamam mı? Bunların hepsi senin yüzünden dediğim için bitti. Bir halkın bittiği falan yok. Bir sakinleş. Adam bana bitti dedi. Ben şu saatten sonra bir şey demem. 50 kere bitti dediniz birbirinize. Ama bu kez bu var. Bu kez bu var. Ben onun her şeyine burada göz gerdim. Yalan mı? Her şeyine burada ben onun göz gerdim. Daha gerek yok. Aycan bayağı bir hararetli bir duruma girdi. Fenalaştı bile diyebiliriz. İçini döktü. Ben o anda gittim, baktım ama bu Onur'un bitti kelimesi üzerine değil bence. O bayağı bir birikim yaşamış. O birikimler şu anda patladı. Bitti deyince ilişki bitmiyor. Onlar 5 kere bitti kelimesini kullanıp burada çok güzel aşkla yaşadılar. Ama bunun altında derin mevzular yatıyor. Sana söz veriyorum, hep yanında olacağım. Ne olursa olsun. Beni aldatmadığın sürece senin hep yanında olacağım ve senin böyle bir şey asla yapmayacağını biliyorum. Ben o tipte bir insan değilim. Sana bunu hayatta yapmam.
Hiç kimseye yapmam. Sana hiç yapmam. Hiç hem de. Böyle bir imkan yok. Anladın mı? Senden gitmeyeceğim. Sen de benden gitmeyeceksin. Sen benim artık bir parçam oldun. Sen de bak benim parçamsın. Tatlı seni. Gel. Hadi ben seni kaldırmayayım. Konuşuyorduk tam. Onur geldi ondan sonra. Aycan tekrar bahçeye geldi. Oturdular. Bir anda bir masa falan gürültü derken bitti dedi. Masayı Onur fırlatıp attı ama bayağı bir ya patırtı, gürültü yani. İşte yani orada o an o sinirli ayağa kalkınca artık eli mi değdi, attı mı, attı, ne yaptı attı, bilmiyorum attı, artık ama. Attı, fırlatmış. Kim attı? Adam Onur. Onur atmıştır. Sonra masa çıktı, ters düz orada. Bitti dedi gitti. Sonra Aycan bir anda buraya geldi. Sizin yanınızdaydı. Çok üzüldüm ya yani abi. Bilmiyorum da hani. Ya şimdi arkadaşlar burada yani bazı şeyleri konuşmuyoruz ama Aycan'ın yaşadıkları ağır ağır şeyler var. Bir süreci var, gitme süreci var. Biz zaten ikimiz şurada kıyamadık, kavgalı olduğumuz evet halde yine yanında olduk. Birçok şeyi biliyoruz. Bildiğimiz için. Konuşulmayan şeyler var ama beden dili her şeyi açıklıyor. Ben kadın olarak yanındaydım, yanında da olacağım. Ne kadar kavga etsem. Buradan gittikten sonra yaşadığı şeyler de kırmış olabilir, birikim olabilir. İlişkilerine yorum yapmıyorum. Hı. Sadece arkadaşımın şu haline dayanamayıp bağırdım. Didem sen bu değilsin dedim. Aycan bu mu? Değil. Aycan yere kendine kadın değil diye bağırdım. Kadın Aycan böyle hiçbir kadının değil böyle olmaması kaldır lazım başını dedim yani. Böyle olmazdı yeah zaten. Bak Didem'i söyleyeceğim söyleyeyim. Didem'im ben tamam mı? Ay bu kadar erken evlilik teklifi mi olur? Çok yapmacık. Bu. Bunu söyleyecek. Bak söylemezse, söylemezse gideceğim özür dileyeceğim. Söyleyecek tabii ki de. Çok yapmacık. Bu kadar erken evlilik teklifi mi olur? Niye insanlar 15 gün içerisinde evleniyor? O yapmacık mı oluyor? İşte Didem bu. Bir tek Didem evlenebilir. Bir tek Didem birinci olabilir. En güzel ilişki onun ilişkisi. Bayılıyorum onların ilişkisine. Biz Yıldırım Hızı'yla evlendik. Evlendik mi? Evlendik. Evlenmedik daha. O da olacak. Olacak tabii ki de. Bak orada Aycan sana anlatıyor. Neden kendinin uzaklaştığını anlatıyor. Diyor ki bu mevzular ben yokken sen benim hakkımda konuşmuştun. Bilmem işte ben serumla bile geldim falan diyor. Sen ona o şekilde cevap vereceğin yerde peki sen biliyor musun Onur'un senin hakkında neler dediğini, gerçek düşüncelerini sorarsan bunun bir altı evet olur. Anladın çünkü mı? Çünkü o soru şekli çok önemli. Ben, bak o konuşmayı bak bilmediğiniz, hakim olmadığınız konularda şöyle konuşuyorsunuz ya bayılıyorum. Nasıl konuşuyorsunuz? Bak orada üç kişiydik biz. Tamam mı? Ha. Adnan, ben, Onur. İzledim ben okay biliyorum. Ve İzledim o konuşmanın ortasında eğer eş adayı Onur da varsa Onur konulara hakimdir demektir. Doğru mu? Peki evet sen biliyor musun dedim onun düşüncelerini. Böyle bunda sormadım ne gibi var? Sadece Allah Allah. Ya ben bilmedim halim böyle anlıyorum. Melis de böyle anladı. Aycan da böyle anladı. Be? Size neyi ispat şimdi edeceğim kardeşim, mecbur muyum? Şimdi. Allah Allah. Böyle oldu. Kinayeli ya, bir şekilde tamam söylemediğini biliyoruz. Soru olarak ben sordum. Biliyorum, ben biliyorum kinayeli söylemediğimi. Bilmem ne de var. Ben biliyorum anlamadım. Ama işte Aycan konu sen olunca cımbız da çekiliyor. Gitti. Evet yani ama niye hep bana yapılıyor? Bunu anlamış değilim. Sıkıldım artık. Alakası yok. Ben duyduğumu söylüyorum. İkiniz sıkıştırıyorsunuz. Ben kinayeli duyduğumu söylüyorum. Zaten açıkladı. Sen niye hala fişekliyorsun? Ben öyle anladım. Fişeklemiyoruz. Duyduğumuzu söylüyoruz. Fişeklemeyin kadın. Kinayeli sormadın. Tamam bunların açıklaması yapamadım. Ya, net olarak cümleyi söylüyorum. Duyduğum buydu. Neden böyle konuşuyorsunuz? Bak ben de öyle duydum. Kulak bu ve duyduğumu söylüyorum. Anladın mı? Sadece duyduğumu söylüyorum. Tamam neden kinayeli? Hiçbir şey katmadan söylüyorum. Neden kinayeli olduğunu söylüyorsunuz? Sadece soru sormadın mı? Kinayeli kelimesini kullanmadım. Orada onu söylediğini söylüyorum sadece. Olduğunu bak anlam öf olduğundan bahsediyorsunuz. Aycan ve kötü niyetten bahsediyorsunuz. Kız ona kırılır tabii için ki. Biri de bana dese ki işte Emre'nin senin hakkındaki gerçek düşüncelerini Didem biliyor musun dese karşıma geçip ki bu kadar süreçten öyle sonra bir şey olsa ben de derim ki neymiş o zaman anlatır mısın derim yani. Adnan'ın sana bir şey mi söyledi derim. Adnan'ın senin hakkındaki gerçek düşüncelerini biliyor musun diye sen de dedin sorar ya bana tabii sorsana. Sorar tabii Didem de bunu. Adnan'ın senin hakkındaki gerçek düşüncelerini biliyor musun? Düz ama sordum. Biliyor musun? Biliyorum. Ya bu konuşuldu, şu konuşuldu. Sen o şekilde söylemedin mi? Ben de derim ki bildiğim bir şey mi var kardeşim? Benim bilmediğim. Sen de dersin ki yok ama... Tamam. Hani ha, bu tamam kadar. Bu kadar. İnsanlar niye? Ben de bunu yaptım. Herkes birbirine
düşman oluyor, dost oluyor. Ama şu anda yapılması gereken şey onları gerçekten bir araya getirmek. Ortada gerçekten büyük bir aşk var. Biz damatlar evi olarak Onur abiyle konuşacağız yine. Siz de aynı şekilde biraz empati dediğin gibi. Onur abi. Hayır, yapılması gereken şey empati abi. Bak bir şey diyeceğim sana. Sakin olmak lazım. Bak ben net konuşurum kardeşim. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu ilişki aralarındaki, ben burada geldiğim günden beri gerçekten büyük bir sevgi olduğunu görüyorum. Güzel anlarında, bilmem ne anlarında hep böyle hani onlara ben böyle şöyle tebessümle izliyorum, tamam mı? Çünkü çok iyi enerjileri. Bize de geçiyor, yansıyor. Tamam mı? Ama şimdi 33 yaşında bir adam var, tamam mı? Neler yaşamış kim bilir? Hayatında ilk defa böyle bir ilişki yaşamıyor ve ondan öncesinde de kim bilir ciddi ilişkileri kaç sene sürdü. Biz bunları bilmiyoruz, kendi hayatıyla saklı. Tamam mı? Bak bir tarafta da Aycan geldi zaten. Aycan gelsene yanımıza. Gel yanımızda otur. Gel lütfen. Yok, biraz şöyle. Biraz dinlensin o, yalnız kalsın. Yok biraz. Kalk. Bir otur. Ölümü versen biraz kafamı bir şey yormam lazım. Canım iplik yerde. Şu ipi de toplayın. Yani evet biz gerekeni zaten yapacağız. Şeyleri yani iyimser olup pozitif olup pozitif yaklaşacağız ama bunların arasında bitiyor kardeşim. Ne yapabiliriz yani? Ne diyebiliriz? Anladın mı? Neden sen milletin ekmeğine yağ sürüyorsun da çıkıyorsun kardeşim? Ya Deniz yapmayın abi, yapmayın abi. Bak Aycan bu oyunların hepsine gelen Aycan. Aycan değil mi? Abi biz zaten bak bunun bedelini dışarıda da içeride de yaşamadık mı kardeşim? Yaşadınız. Yaşadık. Günahımız var, hatamız var demedik mi? Çökmedik mi? Özür dilemedik mi? Aycan bunların hepsini affetmedi mi? Niye bu insanların gazına geliyor? İnsanlar zaten Aycan'ı düşürmeye çalışıyor. Oyun oynuyorlar. Aycan da bu oyuna geliyor. Aycan insanların gazına gelmiyor. Sadece canı yanıyor. Ya anladın mı? Bunlar yaptıkça canı yanıyor. Canının yanını o kadar iyi biliyorum ki. Bak içeride dışarıda her gün telefonla arıyorum onu. Ona telkinler yapıyorum. Onun her zaman yanında olan insan benim. Bak benim de canım yanıyor. Biliyorum. Gerçekten canım yanıyor. Ben gel bak sana da söyledim. Her zaman söylüyorum. Çok cesaretli. O kadar yürekli bir kadın ki. Tamam mı? Bunların hepsinin üstesinden gelmeye çalışıyor ama biz birlikte geleceğiz. Ama bizim üzerimize, bizim aşkımıza oynanan oyunların hepsinin cevabını ben bu dakikadan sonra vereceğim. Eğer beni bu hale soktularsa, ben orayı masayı falan dağıttıysam öfkemle ve istemediğim halde sevdiğim kadına bitti dediysem de onun canını daha çok acıttıysam bu dakikadan sonra herkesin canı acıyacak. Ben sana o söyleyeyim. O zaman savaş baltalarını herkes gösterdiyse biz de gösteririz. Bu kadar net. Basit yani. Bu kadar basit. Eğer böyle bu kadar basit ha demek ki. Sözlendik biz sözlendik, tamam mı? Durumu ciddiyete getirdik. Bizim de sorunlarımız var. Bu basit konuyla mı bize vuracaklar? Bak ailelerimizi kırdık biz. Biz bunları yaparak ailelerimizi kırdık. Ailelerimizin bizi şu dakikadan sonra tekrardan sahiplenmesini beklerken, bunlar için adım atmayı beklerken bizi basitçe bitirmeye çalışıyorlar. Ama biz bu basitliğinden gelmeyeceğim. Aycan da gelmeyecek. Bunu da atlatacağız, göreceksin yani. Sizin düşüneceğiniz tek şey kendiniz ve aileniz. Bundan başka hiçbir şeyi düşünmeyeceksiniz. Ve size karşı olan insana biz beraber karşı olacağız. Bu kadar basit. Ama lütfen Aycan'ı daha fazla üzme ve içeri geri dön. Aycan'ı zaten üzdüm. Tamam. Yani. Aycan'ı zaten üzdüm ama gelmesin bak, yapmasın. Artık bu insanların oyununa gelmesin. Görüyorsun değil mi? İnsanların Aycan'a olan sevgisini görüyorsun değil mi? Ha? Görüyorum. İnsanların Aycan'a olan sevgilerini kıskandıkları için Aycan'ı zaafından vurmaya çalışıyorlar. Zaten sorun bu. Işte. Sizi kıskanmaları. Ben bunu zaten başından beri söylüyorum. Bana bile inanmıyorsunuz. Çünkü o kadar çok seviyorsun ki Adnan'ı. O kadar çok seviyor ki Didem'i. Böyle bakıyor ve görmüyor. Ben bunu en başından beri söylüyorum size. Sizi kıskanıyorlar. Ben hayatımda zaten en çok kendimi eleştirdiğim konu benim merhametim. Çok tamam, merhametlisin. Benim insanlığım, benim merhametim. Çünkü ben bazı zaman kendimi gözlüğü kapatıyorum, kör. Körüm ben, hiçbir şey görmüyorum çünkü, tamam mı? Hep iyi bakıyorum bazı şeylere. Ama bu dakikadan sonra bakmıyorum bak gerçekten. Eğer ki İyi niyetli, alttan savaş başlatmak istiyorlarsa ben baltaları çıkarttım ya. Ben sana söyleyeyim, kimseden de korkum yok. Benim burada bir canım var, o da Aycan. Onun canını eğer burada acıtırlarsa bu dakikadan sonra da ben de onların canını acıtırım. Ben sana söyleyeyim. Can yakmak gerekince yakılacak. Hadi gidiyoruz. Yapma kurban olayım. Bak o şu an ağlıyor. Hadi kardeşim. Bir kez zaten tamam, çıkmış ağlıyor. Anasını. Onun gözyaşlarını silmesi gereken sensin. Ben de değil, hiç kimse de değil. Hadi kalk. Hadi kardeşim.
biraz sen kendime geleyim. Sen Onur'u seviyor musun? Bana bak. Gözüme bak. Tabii seviyorum. Sevmesem Onur seni seviyor mu? Bana bak. Sen biliyorsun. Evet. Seviyor mu? Seviyor. Şüpheli söyleme. Seviyor. Ha, Onur'un senin hakkında gerçek düşüncelerini biliyor musun? Şimdi Didem bana diyor ki ben öyle demedim diyor. Anladın mı? Öyle ben dedim. Diyorum ki kinayeli söyledi. Bak ben Didem'e kızgınlık da o bilinçaltımda kaldı. Tamam bak her ne olursa olsun. Bilinçaltımda kaldı. Sinirliydim. Onur da gergindi. Biz birbirimizden attık sinirimizi. Oh. Geldiğinde söyler gerçekten ayrılmak istiyorsa ben kimsenin peşinden gidebilecek bir kız değilim. Emin ol istemez. Emin ol istemez ya. Bu kadar gerçekten istiyorsa şey ben kimsenin peşinden gitmem. Bak sen bu kadar şey yaşadın. O bu kadar şey yaşadı. Bir üst üstünden geldiniz mi? Ağlıyormuş dışarıda. Evet kötüymüş. Ben görmedim ama akımla Emre görmüşler. Sinir anında erkek patlar, bitti der. Anladın mı? Bin kere kadar tartışırken demiyor muyuz? Bitti. Ama cidden gönülden mi istiyoruz? Hayır. Sadece sinir ve agresiften. Yani biraz uzaklaş, sinirim geçsin sonra. Neden öyle bir şey der? Aslında çok sevdiği için der. Çünkü sen orada, o anda orada olsan seni kırabileceğini düşünür. Sana çok değer veriyor. Bunun hepimiz farkındayız. Ha gerçek duygularını, evet ben sana söyleyeyim. Seni çok seviyorum. Ben bunu hissediyorum. Seni seviyorum. Neyse sağ ol Fahri'me biraz sakin kalayım konuşayım. Tavsu filan ister misin? Yok hiçbir şey. Sadece kafamı oyalamam lazım. Tamam biraz yalnız bırakayım seni. İstediğin zaman sonra. Ne oluyor? Bu kadar olayın üzerine. Şu an bizim... Duş'a bak şu an vallahi. Hem bizim olay hem şurada gördüğüm o olay. İçerideki biraz önceki şey. Bak çok gerginim. Biliyorum, vallahi elim ayağım titriyor bir tane. Tamam farkındayım. Tamam. Elim ayağım titriyor. Ne olur sen de artık... Beni yanlış anlama. Beni yanlış anlama. Tamam mı? Çünkü ben hani sana bir şeyleri anlatmaya çalışırken seni kırabilirim. Kırabiliyorum. Bunları istemsizce yapıyorum. Tamam. Ve şu anda sana olan o içimdeki o kızgınlık da başka bir noktada. Başka bir nokta. Biraz zaman lazım bize de. Anladın mı? Bize de biraz zaman lazım. Bir şeyleri düzeltebilmemiz için. Bir şeyleri sağlıklı bir şekilde oturup konuşabilmemiz lazım. İçin. Zaman. Konuşmayalım demiyorum sana. Ya... Anlamadım ama şu an. Gerçekten anlamadım. Anlamıyorum şu an. Üst üste o kadar çok şey oluyor ki. Biraz zaman lazım bize ben diyorsun. Ben kafayı yiyeceğim. Anlamadım cümleni. Zaman lazım diyorum, başka türlü algılıyorsun. Öyle diyorum, bilmem ne türlü algılıyorsun. Böyle diyorum, bilmem ne türlü algılıyorsun. Ya Tuğçe, nasıl anlatayım ben sana? Nasıl cümle kurayım? Ne demem lazım? Ne söylemem lazım? Anlamadım diyorum, anladın mı? Nasıl yani? Görüşmeyelim mi? Konuşmayalım mı? Ben sana konuşmayalım desem, konuşmak istemesem konuşmayalım dedim zaten. Öyle bir şey yok. Ya boşu ne boşuna, için boşu zaman boşuna lazım? Yükseliyoruz. Neyi uzatıyoruz? Neyi uzatıyoruz biliyor musun? Yanlış anlaşılmaları düzeltmemiz lazım bizim. Söylediğimiz önce cümlelerin farkına varmamız lazım bizim. Ben kırıldığım şeyleri söylüyorum. Sen de söyle, düzeltelim o zaman. Bana içeri geç demene kırıldım. Tehdit dedin, ona kırıldım. Düzeltelim, yani zaman lazım. Nasıl düzelteceğiz? Zamanla nasıl olacak konuşmadan? Zaman ne olacak? Özlem girecek araya bazen. Bazen hasret girecek. Ama bu ilişki sağlıksız bir ilişki olmayacak. Duydun mu beni? Bu ilişki düzgün bir raddede yürüyen bir ilişki olacak. Evet bizim de kavgalarımız olabilir. Her şey olabilir. Tuğçe ağlama. Ya Allah aşkına ağlayacağım bir şey yok ya. Yok. Ağlayacağım bir şey yok.
Tuğçe, ikinci ben bir olay... Ben sakinim diye mi öyle oluyor sürekli? Geç içeri, bırakıp gidiyorsun. Neyi çözemiyoruz ağlama ki biz seninle? Ağlama. Ya neyi çözemiyoruz? Ben atmıyorum, kırmıyorum diye mi oğlum? Ben de yapayım artık onu sen. Gel kanka. Tuğçe. Neyin zamanı ben anlamadım. Uf, gerginim zaten ya. Üst üste. Siz ne oldu bir çözemiyorlar şey hayatım çözemiyorlar. Neyin başa dönüyorlar. Neyin dediğini yanlış anlıyorsun diyor her dediğimi. O da bana diyor tehdit diyor bu söylediğin diyor. Atıyorum bir tane cümle kuruyorsam. Hayatım zamana ihtiyaçları var. Böyle oturup oturup kavga ediyorlar. Oturuyorlar kavga ediyorlar. Çözemiyorlar. Ay zaman lazım. Çünkü ya, neden biliyor musun? Konuşmayalım mı neden dedim. Neden biliyor musun hayatım? Hala geçmedi onun siniri. O ne söylerse kız ne söylerse ters anlayacak zaten. Biz bu olayları yaşamadık hayır, mı? Hayır sen her söylediğimi yanlış anlıyorsun diyor. Tamam söylüyor da onun bilinçaltında senin yanlış anlamak var belki hayatım. Şu an kavga süreci. Şu an o adam şiddetli, hiddetli. O adamın içinde belki bazı şeyler bitmedi siniri. O yüzden şu an seni yanlış anlayacak yani. Bu bir süreç. Bilemiyorum. Sen bu sürecin üstüne... Şey olarak gitme yani sen de ya, gitme ben sinirli. Ben tepki vermiyorum diye mi böyle oluyor? O da bana bir sürü şey söyledi. Tamam, o söylediği tehdit şey dedi ama o bana diyor ki bir daha bu konuyu konuşursan diyor. İlişkiyi gözden geçireceğim diyor. Bu mu tehdit? Bu değil mi şimdi tehdit? İlişkiyi gözden geçireceğim. Tamam ilişkinizi hadi ilişkiyi gözden geçirin o zaman. Sustum. Neler oluyor siz şu an ya? Ne yapıyorsunuz kötü arkadaşlar? Kötü olmak istemiyorum. Susuyorum. Tamam, siz ilişkiyi... Gözünün içine bakıyorum. İlişkiyi gözden geçireceğim Allah diyor. İlişkiyi gözden ya. Geçiriyorsunuz zaten. Sizin şu an yaptığınız ne ki? Sabahtan beri. Siz şu an ne yapıyorsunuz? Konuşuyorlar, kavga ediyorlar. Konuşuyorlar, kavga ediyorlar. Hayatımda ilk defa ekranda gördüğüm bir şey beni etkiliyor. O da sizin aşkınız. Ya şey biz biraz önce aslında ayrıldık. Ne? Ne? Onur Aycan, Onur Aycan Barış'ın. Ben burada biraz daha bir ayrımcılık gördüm. Burada yapılmak istenen onay ilişkisini bitirmek. İnsanlar kendi yüzlerini göstermeye başladılar. Adaylar ekran başına. Kardeşim tebrikler. Gel. Gelmeyecektim. Aa, güzeller mi ya? Evet. Gel hep sonra gel. Herkes geldi mi? Gel. Ramize gel. Herkes yerleşsin mi arkadaşlar? Geç. Yer yok. Bu ne kanka? Gel abi. Okey miyiz? Aha. Fine. Başlatıyorum. Ne yapıyorsun? Bam. Ne yapıyorsun? Senin? Kilo Batu. Almış Batu. Merhaba. Kilo almış. Merhaba. Canım. Kardeşim. Oo, ne yapıyorsun baba? Baba oluyorsun. İyi, siz ne yapıyorsunuz? Duymuyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Vallahi gördüğün gibi bütün ekip toplandık, sizi böyle gördük, mutlu olduk. Nur selam. Sizi izliyoruz biz de ya, gece gündüz. Artık sonlarına geldi, bayağı heyecanlı oldu. Gong çalacak. Evet. Biliyorsun. Sonlara doğru sıkıntılar doğmaya başlıyor kardeşim. Ay Nur'un karnını görseydik ya. Nur hiç kilo almamış. Nur'un karnını görseydik. Aşkım indirsene kameraya azıcık. Hello. Ay, çok güzel ya. Ne kadar büyümüş. Maşallah. Kaç ay kaldı şimdi? Ne kadar kaldı doğuma? Ya 2,5 ay, 3 ay o civarlar. Ay hiçbir şey yok. Çok değil ya artık hani rahat geçiyor mu? Başlıyoruz. Rahat geçiyor mu? Yani bu aralar iyiyim. 1-2 ay öncesine kadar çok zorlandım da bu aralar daha iyiyim. Yardımcı olmuyor mu bu sana? Yani olmuyor musun? Erkek ne kadar yardımcı olabilir ki? Nasıl yani? Nasıl yani? Yani ne bileyim. Ya yardımcı oluyor da öyle çok hani... Oğlum çocuk bütün yani. Futbol resimlerini ezberleyip olacak ya. Aşkım ya. Senin ayağımı leğende niye yıkayasın canım? Öyle bir şey istemiyorum zaten. Sen ya hayır ya öyle derler ya eski usul. Aycan. Efendim Batu. Nasılsınız? Ne yapıyorsun? Biraz böyle solgun duruyor yüzün. Evet bir biraz... Bir sıkıntı yok değil mi?
Onur'la biraz şeyiz de, problemliyiz de kardeşim, o yüzden. Vallahi biz sizi problemli görmek istemiyoruz. Onu söyleyeyim başta. Hayatımda ilk defa ekranda gördüğüm bir şey beni etkiliyor. O da sizin aşkınız. Arkada Onur'un da yüzü çok asık. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Tabii ki problemler biz de yaşıyoruz. Bunlar yaşanılıyor ama siz orada daha böyle bir baskı altındasınız. Ekran önündesiniz. Biraz daha yoğun yaşıyorsunuz. Ama bence bunları biraz daha kendinizi rahatlatıp sakinleştirin yani kendinizi. Bunları atlatırsanız belki bize komşu bile gelebilirsiniz yani. Bizim çok isteğimiz budur. Çok teşekkür ederim ya. Allah razı olsun desteğiniz için. Çok sağ olun. Sizi gördükçe böyle zaten daha kötü oldum. Çünkü sizi her gördüğümüzde imreniyoruz. Hep maşallah diyoruz. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Bugünün bomba haberini vereyim mi ben sana kardeşim? Ben. Ha. Melis evlilik teklifi aldı biliyor musun? Allah Allah. Bak bak. Allah Allah. Ya hayırlı olsun. Sizin aranızda biraz var tabii gerginlik. Bilmiyorum var mı hala ama. Bak o sizi çok seviyor. Sen de onu seviyorsun biliyorum. Bu gerginlikler baba, de gitsin. Olur mu? Ne olur? Kardeşim bizim, ben Melis'i her zaman sevdim. Her zaman da yanında oldum. Olmaya çalıştım. Ama kendisi bir şekilde kötü davrandı bize. Yani öyle söyleyeyim. Bizim hiçbir problemimiz yokken. Yok yok. Kötü siz... şeyler yaşandı. Hani bunların yaşanmasına gerek yoktu. Biz hala Melis girdiğinde mesela heyecanla izledik, eski günleri hatırladık, özledik, güldük. Bunların yaşanmasına gerek yoktu. Zaten çok kırgınlıklar da yaşadık orada ama sonrasında hep biz özür diledik, karşı taraf özür diledi. Bir şekilde bunlar geçiyor. Bence siz orada kalbinizi kırmayın arkadaşlar birbirinizin. Ne bileyim ben şimdi izliyorum çiftler birbiriyle dalaşıyor, bir şeyler oluyor. Yani bunlar çok gereksiz şeyler. Yemin ediyorum o yarışmanın psikolojisiyle kendinizi yani şu an üzüyorsunuz birbirinizi ama çıktıktan sonra emin olun çok özlüyorsunuz. Yani en böyle kötü olduğunuz insanı bile, yani ben Mehtap'ı bile yani böyle gülerek, severek izledim öyle söyleyeyim. Bunların hepsi gelip geçici. Rabia'cığım seni de çok seviyoruz biliyorsun. Biliyorum, öpüyorum. Sen de kendini üzme. Daha demin onu konuştuk biz. Senin böyle bir sevgiye ihtiyacın var, bunu evet. Hissettiriyorsun. Evet. Ama bence böyle biraz bekleyip daha hani akıllı mı diyeyim, mantıklı mı diyeyim artık. Evet. Hani daha böyle emin adımlar atman lazım. Daha önce konuşmuştuk zaten sizle. Bu arada daha evet. Öncesi için de çok teşekkür ederim. Bana çok destek oldunuz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İnşallah evet. Da öyle olur. Evet, evet. Yani söyleyeceklerim bunlar. Bu arada ben Melis'e de hayırlı olsun demek istiyorum. İnşallah mutlu olur. İsterim yani mutlu olmasın. Biz böyle konuşurken hep duygusala bağlanıyor. O yüzden çok fazla girmek çok istemiyorum. Çok zor zamanlar geçti. Konulara. Ama çok güzel zamanlardı. Biliyorsunuz. Evet, bakayım yani. Duygulan. Ben niye böyle? Değişik. Seni burada görünce... Yani ekranda görünce Nur sana diyorum. Aklıma senin... Aklıma senin buradan gittiğin gece geldi sadece. Kötü hiçbir şey gelmedi. Kötüye dair hiçbir şey gelmedi aklıma. Sadece senin buradan gittiğin gün ve acı çektiğim an geldi aklıma ve... anladım ki hala seni çok seviyorum. Birkaç gündür sizden bahsediyordum. Bilmiyordum sizi göreceğimi ama birkaç gündür sizden bahsediyordum demiştim. Batu işte eski dostum sonra Nur. Yani bilmiyorum seni görünce kötü oldum Nur. Seni hamile görünce çok kötü oldum. Bebeğinle seni hayal ettim sadece. Bazı insanların kalbinde hiç değişmezmiş ve siz galiba benim kalbimde hiç değişmeyeceksiniz. Biz o evde çok fazla zaman geçirdik. Benim de hatalarım oldu. Ve hatalarım için özür dilerim. Sizi hala seviyorum. Özür dilerim. Teşekkür gelin ederiz. Buraya bir gün ya tekrar. Ben olmadığım günlerde geldim buraya çıktın. İnşallah geliriz. Bir gün orada otururuz, konuşuruz, sarılırız, öpüşürüz.
Bunlar olabilecek şeyler. Yeter ki birbirimize karşı yumuşayalım, adım atalım. Gerisi çok kolay. Aynen. Gerisi çok kolay arkadaşlar. Gerçekten küs kalmaya, kırgın kalmaya gerek yok. Biz özlüyoruz ya. Yemin ediyorum özlüyoruz. Hani ne kadar küs, kavgalı da olsak bir şekilde baktığımızda böyle nurla onu konuşuyoruz. Oturuyoruz ya, neler yaşadık, neler yaptık, beraber güldük, beraber ağladık, beraber otladık, beraber zıpladık. Ve gerçekten özlüyoruz sizi arkadaşlar. Ya Emre o eve girdi, o kadar tuhaf oldum ki ya. Video gönderecektim, bir ara onu düşündüm ya. Biz suç mu ya? Ben o eve girmek istiyorum dedim, o evi yaşamak istiyorum. Biz birlikte, üçümüz birlikte geleceğiz. Asıl'ı da alıp geliyoruz yani. Bana dedi, diyor zaten telefonda konuşuyoruz. Kanka diyor, seni gördüm diyor, o kadar mutlu oldum. Bir de heyecanlı bu, terelelidir böyle şey bu. Ama kardeşim yani evlisiniz, mutlusunuz, artık çocuklusunuz. Ya, yani bizden geçti ömür, diyorsun. Mutlu olun. Kısmetsiz olur, evine gelmeyin. Gelmeyin abi. Siz mutlu mesut devam edin. Edin abi. O evin her köşesinde anımız var. O başka bir şey. Çok özlüyoruz. Çok özlüyoruz. Ya ben bir şey diyeceğim. Biraz böyle kaynamış gibi oldu da. Ben sizin aranızdaki problemi çok merak ettim Aycan ve Onur. Yani olayı bilmiyorum ama niye bu kadar uzaksınız birbirinize gerçekten? Yani problem kimden kaynaklı? Ya şey, biz biraz önce aslında ayrıldık. Yani ne? Ne? Sakın abi, sakın ya. Yemin ediyorum bak, çıkar gelirim oraya. Yapmayın böyle şeyler ya. Yani biz işte anlamadım ya. Sorunlar aşamıyoruz gerçekten ama şu an birazcık daha iyiyim. Demin birazcık abi, daha kötüydüm. Abi saçmalamayın, birbirinize sarılın. Koklaşın, böyle şey olur mu? Gözünü seveyim ya. Öyle ayrılık basit bir şey mi ya? Biz var ya, her kavgamızda ayrılık kararı alıyoruz. Sonra bir saat sonra birbirimize sarılıyoruz. Sizin şu anda bunu yapmanız lazım yani, yaptığınız şey. Abi sizin yani aranızdaki ucuz bir şey değil. Bak bunu kaybetmeyin. Bunu kaybetmeyin. Onur gitti şu an ama bak bizi üzüyor şu an. Gitmemesi gerekiyor. Şu an ben Onur'un geri gelmesini istiyorum. Buradan hamile bir bayanın ricası olaraktan. Ay, Onur geliyor ben. Ve Aycan'a sarılıyor. Bunu ben bebeğimiz için istiyorum. Abi bizim için sadece sarılsınlar. Gene küs kalsınlar, önemli değil ama bir kere sarılsınlar, birbirlerini koklasınlar ya. Onur abi bir anda böyle bir delirdi, çıldırdı, bir gitti. Ama ben onu gelmeden önce dışarıda da görmüştüm. Kızdığı bir şeyler vardı. Yani aralarında tam olarak nasıl muhabbet geçti çok fazla bilmiyorum şu anda. Ama birazdan öğreneceğiz gibime geliyor. Keşke böyle şeyler yaşanmasa. Çünkü çok yakışıyorlar birbirlerine. Gereksiz hareketler bunlar. O kadar basit değil yani. Ya o kadar basit değil ayrılmak. Geçmişi açtıkça, deşeledikçe, işte benim evde olmadığım zamanlara girdikçe yaralanıyoruz. Anladın mı? Hani aslında bir şeylerin üstünü kapatmadık. Çözerek devam ettik. Ama tekrar deşildiği zaman yine bizim down oluyoruz. Yani açıldıkça bak, senin, kötü oluyoruz. Senin yarışmada olmadığın süreci ben de çok iyi hatırlıyorum. Ve o süreçte neler olduğunu ben biliyorum zaten. Hani burada bazen konuşamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Ben detaylarıyla da biliyorum bu durumu. Ama şöyle bir şey var. Bazı olaylar, biz o kadar çok şey atlattık ki. Son dönemler, bizim o finale doğru yaşadığımız şeyleri bir bilsen. Ben de kaldıramıyordum artık. Batuhan'a diyordum ki ben bunları kaldıramam Batuhan. Ben böyle bir karakterde bir insan değilim. Eğer benimle gerçekten bu yolda ilerlemek istiyorsan ciddi benimle ol. Yoksa olma, ben öyle bir insan değilim dedim. Batuhan korktu şu anda. Gerçekten Batuhan ondan sonra bazı şeylerin farkına vardı. Ve sizin de aynı şekilde bir şeyleri geriye atmanız gerekiyor. Bunu yapmak zorundasınız. Unutmak zorundasın Aycan bazı şeyleri sende. Ya devam edeceksin unutup. Ya da unutamıyorum deyip gerçekten arkanı dönüp gideceksin ama ikilemde bırakma kendini. Seviyorsan her türlü peşinden git. Bunlar geçici şeyler yani. İşte sorun da o. Gerçekten çok seviyorum. Çok içten çok farklı seviyorum. Bu yüzden her şeyi unuttum. Hiçbir şey yok aklımda. Ama açıldıkça içimde bir şey var, anladın mı? Açıldıkça gerçekten acıyor. Hani acımasa... Yani o konular açıldıkça gerçekten anlıyorum, sızlıyor içim. Çok iyi anlıyorum. Yani olay bu. Ben kendim olmaktan çıkıyorum. Farklı birisi oluyorum. O zaten inan hani o ayrıldığına, şuna buna, bunları bin kat çekti, yaşadı, bedelini ödediğini de düşünüyorum.
O da geriliyor, ben de geriliyorum. Durum bu oluyor. Şu o zaman ne? Kimse suçlu değil şu anda. Olmuş bir şey, bitmiş bir şey için siz birbirinizden mi ayrılıyorsunuz yani? Ya neyse, sonuç olarak şimdi belki kızgınlığınızdan dolayı sarılmayacaksınız da. Rica ettik, olmadı. Önemli değil, canınız sağ olsun. Ama bir şekilde bir şeyleri kurtarmaya bakın arkadaşlar. Aşk kolay yaşanmıyor. Sadece sana şunu söylemek istiyorum Aycan. Bir adam ne yaparsa yapsın dışarıda, bir kadını seviyorsa onun için önemli olan o kadındır. Diğerlerinin hepsi detaydır, ayrıntıdır. Bu belki kızlar tarafından farklı görülebilir ama gerçekten Onur seni gerçekten seviyor. Ben bunu çok çok net görebiliyorum. Buna ben de inanıyorum ki. Bu yüzden harcamayın kendinizi. Yani diğer çiftler, sizi de çok seviyoruz. Sizi de destekliyoruz. Yanlış anlamayın. Hepinizi ayrı ayrı seviyoruz. Kardeşimsiniz bizim, canımızsınız. Görüşürüz, biz kapatalım artık, zamanımız artık doldu. Artık belki şu an teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Batu, öpüyorum seni kocaman kardeşim. Öpüyorum Nuri kardeşim, görüşürüz. Yansınız. Maşallah. Tamam, maşallah. Nurbat, sen hadi hoşça kalın hadi. Nurbat. Nurbat çifti bize bağlandı. Bugün çok tatlı görünüyorlardı. Bir kere yakın zamanda bebek bekliyor olmaları, o heyecanları, telaşları çok güzeldi bize yansıyanlar. Özellikle sözlerinde onay vardı. İşte Onur Aycan, Onur Aycan Barış'ın, Onur Aycan. Ben burada biraz daha bir ayrımcılık gördüm. Araya bir Didem katıldı. Didemciğim, seni de seviyoruz. Sen ne güzel bir kardeşimizsin ama biz onaycıyız. Benim aldığım ve hissettiğim görüntü. Tabii ki herkes sevdiği çifti destekleyebilir. Ama benim gözüme takılan onların net ve kesin çizgileriydi. Otur kardeşim sen de. Çok kısa konuşacağım, sonra sizin ikinizi baş başa bırakacağım, tamam mı? Melis, öncelikle senden kardeşim gerçekten bak, özür dilerim. Saçmalama, bana bunlarla gelme kardeşim. Lütfen. Biliyorsun sen misin? Ben biliyorum. Bak, burada yapılmak istenen onay ilişkisini bitirilmek, tamam mı? Çünkü siz birinci olacağınız, en çok birinci olmayı hak eden insanlarsınız ve birinci olacağınız belli olan çiftsiniz. Benim nezdimde de, herkesin nezdinde de. Bak Batu'yla Nur ne diyor? Geçen sezonun birincileri. Tamam mı? Bundan korkuluyor. Bu baltalanmaya çalışılıyor. Bunu artık anlayın, tamam mı? Şu hislerinizi de şu at bir gözlüğünüzle çıkartın, tamam mı? Bu kadar diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Şimdi baş başa oturun konuş. Kanka lütfen geç hadi konuş.
tutuyorum. Seni de tutuyorum. Seni kimseye de vermiyorum. Tamam mı? Seni kimseye vermiyorum. Seni benden de kimse alamaz. Tamam mı? Seni kimse alamaz. Ben Allah'a vereceğim hesabımı. Tamam mı? Seni ne kadar üzdüysem, bak. Bütün gözyaşlarının hesabını Allah'a vereceğim, Allah'a. Tamam mı? Başka kimseye vermeyeceğim aşkım. Tamam mı? Sen benim ömrümsün. Bak seni çok seviyorum. Burada hiçbir oyuna gelmiyorum bu dakikadan sonra, tamam mı? Ama bana düşman olana sonuna kadar düşmanlık. Ama adam olmayana düşman bile olmam ben. Tamam mı? Benim için bu evde şu dakikadan sonra sensin. Sensin. Her zaman sendin. Bu dakikadan sonra da sensin. Sen benim çünkü canımsın, anladın mı? Senin canının yanması demek benim canımın yanması demek. Tamam mı? Ağlama. Ağlama. Ama... son. Hayır, sadece buranın dışında sen beni hep mutlu ettin, tamam mı? Hep bak. Mutlu ettin, hep. Bak ondan sonrasında sen hep beni mutlu ettin. Elinden gelen her şeyi yaptın. Ben de özür dilerim. Çok tamam. İleri yapma, gittim. Yapma, yapma. Tamam. Sadece bak neydi biliyor yapma, musun? Yapma, yaparsın. Şunu tamam, söylemek yapma, istiyorum. Bak ben seni gerçekten çok içimden seviyorum. Bak şuramdan seviyorum. Biliyorum. Ve zoruma ne gidiyor biliyor musun? Biliyorum. Ben burada yokken seni burada olman zoruma gidiyordu. Beni bununla vuruyorlar. Ve ben bu yüzden çok aşkım, geriliyorum. Aşkım. Sen benim hayatımsın anladın mı? Benden aşkım, ayrılamazsın. Bitemez tamam, zaten. Bitmeyecek ya. Kim bitiriyor? Kim bitiriyor? Allah'tan başkası kimse bu ilişkiyi bitiremez. Sen rahat ol. Tamam. Kimse kimseyi bitiremez. Ben öyle öfkeyle bitti falan dedim. Özür dilerim. Biliyorum. Tamam öfkeyle biliyorum, sinirle yaptım. Tamam mı aşkım? Biliyorum. Tamam mı? Bizim burada aşkımız öyle kolay kolay bitmez. Bak Nurla Batu'yu gördün mü? Bak, onlar da onlar bak o çok koca yürekli bir adam. Çok. Burada çok değerli bir hanımefendi, tamam mı? Bak çok, bizim için neler söylüyorlar görüyor musun? Onlar da bu süreçlerin hepsini yaşadı aşkım. Anladın mı? Onlar da ağladı, onlar da güldü. Dedi ama bana, bak ne şimdi dedi, çocukları oluyor. Görüyor musun? Biz de öyle olacağız. Bize komşuluk dediler. Ya olacağız aşkım. Ağlama. Ağlamasın. Benim hayatımda bunların hepsi bu gözyaşlarının hepsi gün gelecek sevinç gözyaşları olacak. Bak göreceksin. Bak göreceksin. İnan bana, inan bana. Ben sana ne dedim evlenme teklif ettiğinde? Senin koskoca bir ağacın var artık dedim değil mi? Koskoca. Ben seni var ya burada kimseye yedirmem kızım. Yedirmem. Sen rahat ol. Tamam, ben seni burada yedirmem. Evet hata yapmadık mı? Yaptık. Evet. Gittiğinde canım, olmadı mı? Oldu. Her şey oldu. Her şey oldu. Seviyor musun beni? Çok. Aşık mısın bana? Ölüyorum senin için. Ölüyorum. Evet. Hırsa kapıldım. Tamam mı? Tamam. Sana bağırdım, çağırdım, bir sürü söz söyledim. Söylememem gereken ne varsa söyledim. O diyorlar ya sana saf duygular. Ah sana saf duygular. Anladın mı? Saf duygular. Ben insanım. Ben duygumla ben yaşıyorum. Ben duygumla yaşıyorum. Ben duygumla yaşıyorum. Evet. Evet. Tamam mı? Hadi. 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 Sen çok seviyorum. Bana istediğin kadar öfkelen, bana istediğin kadar kız. Burayı dağıt. İstersen bu evin altını üstün altına getir. Ama bu yüzüğü çıkartma, tamam? Çıkartma. Git, nefes al. Bak, buradan çıktım. Bütün hangarı, etrafını böyle bir o tarafa, bir o tarafa, bir o tarafa, bir o tarafa volt attım. Bütün sinirimi attım geldim buraya. Tamam mı? İnsanız biz bak, insanız biz. Öfkeleneceğiz, kızacağız, yanlış yapacağız ama bunların hepsinin arkasına da doğruyu yanlışı görmemiz lazım. Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru. Tamam mı aşkım? Tamam mı? Bak şu an hiçbir şey söylemeyeceğim aşkım, tamam mı? Şu an hiçbir ben şey söylemek istemiyorum. Ben biliyorum ki senin beni şey... sevdiğin derinden zaten... hissediyorum. Ha. Batuhan bile ne dedi biliyor musun? Ben dedi o adamı dedi gördüm o seni seviyor Aycan dedi seviyor. Ben dedim ki ben zaten hissediyorum biliyorum senin beni sevdiğini biliyorum. Ama benim canımı bu konuyla yakılabileceğini herkes de biliyor. Bak ben gidiyorum. Sakın üzmüyorsun kendini, değil mi? Üzmeyeceğim. Sakın üzmüyorsun kendini. Halime bak zaten çöktüm. Şu anda da kimseye prim vermeyeceğim, kimseye bir şey söylemeyeceğim. Tamam mı? Ama yeri geldiğinde, bu dakikadan sonra yeri geldiğinde hiçbir şeyden de kaçınmayacağım aşkım. Tamam mı? Tamam. Bak, sensin tamam, diyorum. Başka kimse değil diyorum. Tamam mı aşkım? Kurban olurum sana. Tamam, sen sakin ol, mutlu ol. Ben öyle iyiyim. Gel, ver elini. Hello.
çok güzel bir kadın. Sen bizi kıyamıyorsun. Hadi biz de hiçbir zaman ayrılmayız. Hayırlı olsun. Çok özür dilerim. Saçmalama ya. Bu da benim her şeyi ağlıyor ya. Karıma söylediklerini duydum. Çok teşekkür ederim. Hangisi? Tebrik ediyorum. Ben çıkardım sonra. Aa. İyi ki varsınız. Ne demek? Onay çifti. Bundan sonra size bana onay demiyorum. Sana da Aycan demiyorum. Onay diyorum. Onay. Bana da kızma artık ya. Tamam, sana da gıcığım hadi gitti. Hadi. Ama sevgilime hadi bir şey dersen gıcık olur. Hadi görüşürüz. Tebrik etmedin ama. Ben, sen konuşuyorsun. Vallahi. Hadi dikkat ediyorum. Tekrar tekrar. Ama bu kutlamasını bizle yapmazsanız tebrik ediyorum. Çok alınırız yani. Yani. Tamam mı? Bugün böyle bir tartışma olduğu için özür diliyorum sana. Hiç önemli değil. Görüşürüz. Senden de özür diliyorum kardeşim. Yüzüğünü kızlar ya evine takdim et. Kızım ya. Evet kızlar ev, şimdi bir sessizlik rica ediyorum. Konuşma yapacağım. İstemeyenler çekilebilir. Şu gördüğünüz yüzük, evet, sevgilimin bana evlenme teklifi ettiği yüzük. O yüzden bundan sonra ve böyle gelecek. Ve çok romantik bir şekilde ettiği şok yüzük. Olayı anlat. İzlemişler, nasıl anlatayım? Bir daha anlat. Kanka benimkini de izlediler. Bir hafta tanıtım çektim. Bir daha anlatayım. Şimdi ben bir piknik hazırladı sandım. Ben de öyle sandım. Ondan sonra gittim, gayet piknik var gibi oturacaktım falan filan. Oturdum. Sonra işte şu dedi, tatil, ilk tatilimiz şu şöyle şu böyle. Çabuklarla da gitmeyen pikniğe. Aynen. Ondan sonra bilmiyorum ne yapayım. Öyle dedi, böyle dedi falan filan derken yüzüğü bir çıkarttı. Ben bir ağlamaya başladım. Sonra sandım ki bu bana şaka yapıyor. Dedim ki bana dedim şaka mı yapıyorsun? Gerçek mi dedim? Çünkü şakaysa öldürecektim orada. Gerçek mi? Yalan mı? Sanki şey, ben cidden şok oldum. Böyle bir şok yok. Sen mi ben mi şok olmak ya? Sonra bu bana gerçek deyince oradan sonrası zaten halay başı. Yani açılmaması gereken, konuşulmaması gereken, diyetini ödediğimiz, içeride dışarıda, her şekilde ödediğimiz bütün diyeti burada açılıp tekrardan Aycan'ı sinir etmek istiyorlar. Aycan'ın en hassas noktalarından vurmak istiyorlar. Bunun başka bir açıklamasını göremiyorum. Öfkemi orada dile getiremedim, getirmek istemedim. İki tane bayan sonuçta karşı karşıya konuşuyorlar. Adnan burada yok, Didem bir şeyler söylüyor. Tuttum kendimi. Tutunca birazcık daha içimde patlayamayınca öfke duydum. Aycan arkadan gitti. Arkadan gidince o da bana o öfkeyle bir şeyler söyledi kızgınlıkla. Sonra sakinleştiler, içeri girdik. Tam Aycan'la tekrar tartışmaya başladık. Baktım beni anlamıyor, ben onu anlamıyorum. Vermiş olan öfkeyle beraber sen de oradaydın zaten. Gördüm. Ben masayı fırlattım. Gördüm. Ağzımdan da bitti, kelimesi çıktı. Evet. Ama bu gerçekten inanın arkadaşlar 3 günün 4 günün vermiş olduğu bir sıkıntı. İçimdeki sıkıntı yani. Birikmişlik var biliyorum. Ben atamıyorum. Ben senin arkadaki halini gördüm. Anladın abi. Ben atamıyorum. Geç geldim. Atacağım. Orada da söyledim ya. Adam şey gibi bir o tarafa gidiyor bir bu tarafa gidiyor. Dedim ne oluyor acaba, Allah Allah. Ya şimdi dedim, arada kalıyorsun ya. Bir şey de diyemiyor ya abi. Tamam, birikmişlik işte. Bir anda patlıyorsun. Oluyor yani. Ama bununla geçmiş olsun işte. Bak ya zaten kızım, bitti demeyle bir şey zaten bitmez yakıyorlar. Abi. Bir de tuttum bitti dedim. Daha çok yaktım. Öyle bir tamam şey yok. Yani ya. Ama var ya bir şey söyleyeyim mi? Şu dakikadan sonra madem bu şekilde oynanıyor. Madem bu şekilde bu konular böyle açılıyor. Benim daha bu elin içerisinde bu konudan başka ödeyebileceğim başka bir diyet kalmadı. Benim başka Allah'tan başka kimseye de günah borcum yok. Görüşeceğiz bu dakikadan sonra. Ben başka hiçbir şey söylemiyorum yani. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Sakin ol abi. Sakin. Daha ben çünkü daha bu konuyla alakalı ben daha nasıl bir diyet ödeyeyim? Daha nasıl bir günah çıkartayım? Daha ne diyeyim? Daha nasıl merhamet göstereyim? Daha nasıl ne yapayım bilmiyorum ben. Yani. Ama güzel. İnsanlar kendi yüzlerini göstermeye başladılar. Güzel. Seni bize karşı kim doldurdu? Açık konuş. Bugün nikah şahidi gel, nikah müdürü gelsin. Bugün evlenirim. Yani gün geçtikçe daha çok aşık oluyorum, daha çok seviyorum. Durdu turnayı gözünden vurdu. Evleneceği adamı sonunda buldu. Merhaba hanımlar, merhaba beyler. Oo, eve bak cıvıl cıvıl. Melisa Hanım tebrikler. Çok teşekkür ederim Seda Hanım. Konuya gireceğim de birazdan. Tamam. Ondan öncesi var. Beyler nasılsınız? Selam Seda Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aycan, Onur neredeler? Nasılsınız? Bugün ne kadar fresh ve güzelim değil mi?
Sebebini biliyoruz ya, o yüzden üstüne gelmiyorum. Neyse, sonucu iyi hiç olmazsa, değil mi? Tamam o zaman, öyle kalsın. O konuyu kurcalamayayım fazla. Hassas konudan girmeyelim, başka konulardan girelim. Bugün Melis'in güzel günü. Görene görmeyeni az sonra duyuracağız da, ondan önce bir konu var. Melis, Rabia ile ilgili yorum yapıyor. Bakın niye Rabia ile ilgili yorum yapmaya ihtiyaç duymuş, bir de neler söylemiş. Beyler de duysun, duymayan da duysun, yorumlayalım. Bu ikisinin, ama Rabia ve Gamze'nin bana karşı aşırı derecede bir karın ağrısı var. Dün Rabia'nın 12 saat çalarken ki patlamasını hatırlıyor musun? Melis de Aycan yapınca, aslında onun sıkıntısı Aycan'la falan değil. Aycan'a şey yapmıyor. Onun sıkıntısı benimle. Ben bir şey diyor zaten. 2 gündür, 3 gündür ağzındaki laf bu. Melis yapınca susuyorsunuz, Melis yapınca susuyorsunuz. Ben yapınca bana karşı insanlar keşke sussaydı. Bana karşı insanlar hiçbir zaman susmadı. Rabia'da şöyle bir sıkıntı zaten var. Kendi ağzıyla da söylüyor. Herkes ona aşık. Herkes ondan hoşlanıyor. Herkes ona bayılıyor. O istenen kadın, tamam mı? Bak bu kafada. O istenen kadın aslında ilişkisi olan erkekler bile ondan hoşlanıyor. Şeyi var. Tamam mı? İçten içe ilişkisi olan erkekler bile ondan hoşlanıyor. Çünkü o mükemmel bir kadın. Sorsan, dışarıda sorsan ona, ilk hayali ona aşıktır. Ne? Buyur. Kardeşim sen bir şey söyleyeyim. Kahvaltıda ne yedin? Gözleme. Anlamıyorum çünkü ben mi herkes bana aşık dedim? Maalesef. Ben. Yani bak, yok. Ben herkes bana aşık dedin demiyorum. Dedim mi? Sadece Rabia'nın dedim. Böyle bir kafası var, böyle bir egosu var dedim. Yok yok, o şey ama bak, benim feminen tavrımdan bahsediyorsun değil mi? O yanlış anlaşılıyor olabiliyor. Ben anladım ben seni, tamam. Ya ben biraz şeyimdir, hani kızlar arasında da çok cilveli hareketlerim var. İlk geldiğinde daha da öyleydin. Ha, onlar arada da görüyor onları, sen anladım. Hani o yanlış anlamış olabilir. Hani o böyle bir edalar falan, orayı anladım. Ama diğer konuya gelirsek... Yani dışarıda sorsan İlkay da bana aşık. Yok. Yok artık. Yok artık. Gülüyorum ya. Gülesim geldi, yok artık. Aslında çok komik değildi ama. Yok artık. Ben öyle bir şey ve ben o kadar da dikkat ederim ki ilişkisi olan ve benim geçmişim olan bir insansa ben ismini kullanmam ki. Yok, dikkat etmeyenler var da açmam. Hayatım, ben öyle bir şey düşünmüyorum ama sen bu şekilde ilişkinle alakalı konuşursan, ilişkin şu an çok mutlusun. Biraz yumuşak konuşacağım. İlişkini aşağı çekersin. İlişkimi aşağı mı çekerim? Ben İlkay'ı hiçbir zaman ağzıma almazken Melis bu şekilde ağzına alırsa eğer, o yakıştırmış olup ilişkisini aşağı çekmiş oluyor. Bir dakika oluyor. Sedan, ben burada, neden ilişkimi aşağı çekiyormuşum? Rabia'cığım şu anda Rabia'nın ağzından hiçbir zaman o bana hala aşık kelimesi çıkmadıysa, sen bunu kurgulayıp söylüyorsan eğer, bunu bak, bu yakıştırmayı ilk sen yapmışsın. Rabia'cığım. Gözümüzün önüne geldi. İlk aşkına hiçbir zaman aşık olmadı zaten canım. Tamam olmadı. Tamam. Sadece bu senin beyninde olabilecek bir şey. Ben onunla hiçbir şey olmadım ki, sen niye beni kendine yakıştırıyorsun? Veya neden seni böyle bir şey? Hayatım. İlk'e de yakıştırmıyorum. Hayatım, aşık oldu demedim, sen hayırdır? Ben hayatım, bak, sen dedin. Ben aşık oldu dedin mi Seda Hanım? Demedim. Sen Rabia'cığım. Aşıktır hala der dedin. Aşık olunca kadar bir şey yaşamadın da şunu merak ediyorum. İzlediğini sen anlamıyorum. Hani, senin ben o anlamadım. Dediğin var ya, İlkay bile aşıktır ona sorsan dediğin. Evet. Mecaz mıydı? Ama mecaz, neden bir şey söyleyeceğim? Yani öyle bir kendine güven, öyle bir havalarda ki herkes bana aşık gibi geziniyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Sorsan İlkay bile. Yani bunu ciddi olarak mı dedin, mecaz mı dedin? Şu şekilde söyledim. İlkay'ın ona aşık olabilme ihtimali sıfır olduğu için... O yüzden İlkay bile ona aşıktır diye düşünüyordu. Şey yani senin orada eleştirdiğin Rabia'nın kendine aşırı özgüvenli evde gezmesi. Bir şey söyleyeceğim. Peki neden hani ben hiç kendimi katmıyorum bu konulara? İlkay sana zaten aşık olmadı ki. Ben bu konuda üzülmem ki. Nötrüm. Niye? Üzülürsün demedim ki Rabia. Sen niye kendi bu sevgilini İlkay sana zaten aşık olmadı ki neden diyorsun? Niye? Olamaz ki zaten. Tamam, bunu söylemeni gerektirecek bir şey yok. Beni bu konulara çekme. İkincisine gelirsek eğer, Aycan ve Melis'le alakalı yorumlarım vardı benim burada. Onların yaptıkları makaraya insanlar gülebilir ama ben o makara adı altında yaptıkları şeylerde gerçek duygularım vardı. Beni böyle pış pışlayıp omuz verip bana aynı gün içerisinde, ben izlemiyordum. Hani bana kısa videolar gönderiyorlar ya, hani oradan baktım bir hafta sonra. Gözün önünde oldu olay. Ben görmedim, hayır. Gözünün arkamdan önünde kız görmedim. Hediyeyim. Hayır, onu demiyorum. Arkamdan dalga geçip ben ağlayınca, gel kardeşim dalga zaten söyleydi. Dalga mı geçtik?
Öyleymiş. Rabia bak. Öyleymiş bir olayında. Ondan sonra bir dakika sen anlatabilir miyim? Bir anlatsın konuşsun. Ben şöyle yani genel bir şey söyleyeyim o zaman. Onların yaptığı makara beni acıtıyor. Ben hiçbir şekilde onların yaptığını makara olarak algılamıyorum. Oyunlar çeviriyorlar ama ben sevmiyorum bu tarz şeyler. Seni ben bize gerçek, karşı kim doldurdu? Ben gerçek... Açık konuş. Seni bize karşı kim doldurdu? Gamze'den mi bahsediyorsun? Ben Gamze'den bahsetmiyorum. Fanlar video göndermiş, kız kendi gözleriyle görmüş. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir de şunu da söyleyeceğim. Hani bazı arkadaşlarımız diyor ben alınmıyorum ama ben orada duygu hissediyordum ve ağlamıştım. Hani ben bu şekilde şeyleri sevmiyorum. Ben böyle bir karakterim. Peki hani ben burada girebilir miyim? Burayı unutmadan şöyle bir şey var. 10 tane güzel şey arkasında durduğumuz, yanına durduğumuz. Çünkü seni akıl konusunda çok özür diliyorum bir ilişkiniz var. Ama bu konuysa akıl konusunda bu evi destekleyenlerden birisi. Melis'le bendim, erkekler evinden de mesela sizin, bir bunu dakika. Desteklemeniz biz iyi bir şey mi? Biz senin her tarafında, senin yanında olup akına her zaman sen böyleydin, şöyleydin baskısını yaptık ki bizim kişisel hiçbir problemimiz olmamasına rağmen. Üstüne gelirsek sadece seni bu konuda ayrı sana yapılan bir şey yoktu. Bu kıza yapılan bir şey vardı. Bu kıza yapılanın yanında sen de her şeyi gördüm. Hayır. Bir hafta sonra her şey bittikten sonra bu konuyu açman ne ben kadar doğru. Ben de her şeyi böyle zannediyordum. Ben de böyle zannediyordum. Ama vallahi, 4 yaşındaki bir çocuk bile anlar. Burada yerin yok. Karşıya geçeyim dedin. Eyvallah. Nerede eğer karşı yerin varsa. Yok. Ben bu evde gerçekten güçlü bir karakterim. Aycan var. Sen de bunu biliyorsun. Demedim. Benim bir yere zayıf geçmeye ihtiyacım yok. Benim bir yere ihtiyacım yok. Gruba da ihtiyacım Melis, yok. Melis kim dolduruyor olabilir? Ben takım tutar Seda gibi arkadaş tutmuyorum. Vallahi... Ha biz öyle mi yapıyoruz? O biz zaman niye arkadaş tutmuyoruz canım? Kim, ya, kim dolduruyor seni diye net bir soru sordum. Bundan şüpheleniyorsan benim? Kimdir? Seda Hanım şu anda yanında iki insan var. Didem, Gamze. İki mevcut durumları konuşuyoruz, gördüğümüzü konuşuyoruz. İki isimden biri ya da ikisi birden dolduruyordur. Çünkü Rabia, ben Rabia'yı niye seviyordum? Çünkü kötü niyetle düşünen bir kız değil aslında. Hinliği düşünmez. Sadece evet. İyi tarafını düşünür, saf düşünür. Yani benim bildiğim Rabia böyledir en azından. Eğer ki sen bir olayın iki ucunu birden düşünmeye başladıysan bu senin mantığın değildir, sen bunu yapmazsın. Aycan'ın bugün sen dediği sadece... gibi... Bak Aycan bugün ne dedi? Gözüm açıldı dedi. Bak gözüm açıldı. Gözüm mü açıldı? Aycan gibi. Bir anda mı gözün açıldı? Aycan'ın bir anda açılmış. Bak benim de Aycan bir gibi anda açıldı. Mı? Aycan'ın benim gözü bir anda açılmadı. Benim, Aycan'ın gözü... benim gözüm bir anda açıldı. Ya sen yanımda Rabia yapma Allah aşkına ya. Ben ikisi doldurum bak. Gamze ve Didem itam altında kalamaz. Ben Didem'le de konuşuyorum. Ben Gamze'yle konuşuyorum. Gamze'nin işi. Ben Didem'le bu üçü nasıl bir araya geldi? Sen itam altında bırakamayacak kadar bu iki ismi. Seda Hanım rica ederim. Sırayla bir konuştuk hakikaten ya. Sen bu iki ismi itam altında bırakamayacak kadar mı seviyorsun? Sevmekle bunun hiçbir alakası yok arkadaşlar. İtam altında bırakamam. Çünkü haksızlık. O kadın İlk kendi görüşlerini söyler. Bu kadın da kendi görüşleri var. Ben de bir bireyim. Ben de böyle neden düşünüyorum. Neden rahatsız ediyor ama acaba bu kadının şikayetleri ama zaten adı bile geçmiyor. Ben Gamze'yi... Yani diyorsun ki mantıma yatana inanırım. Kim ne derse desin. Ben... Kimse beni doldurmadı. Ama onlar konuştu mu konuştu diyorsun. Yani, dertleşiyorum diyorsun. Yani. Gamze söz istiyor. Bir kere biliyorum. Bile geçmedi. Eğer ki benim ağzımdan konuyu çıktıysa da gayri ihtiyari sırf onu konuşmak için değil. Rabia hemen kapatıyor. VTR ile alakalı Gamze'nin Rabia'nın karın ağrısı var diyor. Ben karakterimin dışına çıkamam. Kendi arkadaşım bile olsa dostuma hatasını söylerim ve ben bu evde yanlışları konuştuğum için bazılarına ağrı oluyor. Konu bu. Peki neyse hadi güzel konulara geçelim biraz da. İlkay'a dönelim bir. İlkay'cığım seni de tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Melis'in eli parlıyor burada. Yüzü de parlıyor işte, gülüyor. Yüzü de parlıyor, doğru söylüyorsun. Nasıl oldu ona bir bakalım. Bakalım bakalım. Hadi bakalım, görmeyen kızlar da görsün. Seni düşündüğüm her an, her dakika... Ve her şeyin bundan sonra daha iyi olmasını istiyorum. Madem bu kadar ağladın, birazcık da gülelim. Mutlu olalım, ne dersin? Bütün hayallerini, bütün zamanlarını, her anını benimle geçirmek ister misin? Benimle evlenir misin? Oo. Oo. Bir dakika. Yok artık. Evet. Seni istiyorum. Seninle olmak istiyorum. Hayallerimi süsle istiyorum. Çok olmuş. Ay şimdi siz sözlü müsünüz? Ya çok hızlı oldu. Nasıl oldu?
Seda Hanım, ben yüzüğü çıkarttığında dedim ki şaka mı yapıyorsun? Gerçekten mi? Vallahi ben de o an yanınızda olsam ben de 10 kere sorardım. Evet, çünkü çok kısa bir süre oldu. Ve ben onunla bir gün evleneceğimi tahmin ediyordum. Yani hissediyordum diyelim. Ama şimdi değildi. Ama bunu şimdi geldi ya, hayır diyemedim nedense. Niye diyesin ki? Yani diyemedim, evet demek ya istedim. Ya şimdi bazen ilişkilerde okul, askerlik, tayin, mecburi hizmet falan vardır, uzatırsın. Ama bazen de aradığını bulduğunda neden hayır diyesin ki? Hayır dememi gerektirecek bir şey yok. Bugün nikah şahidi gel, nikah müdürü gelsin, bugün evlenirim. O derece evet, evlenirim. Vay be, öyle süs püs, ya, havalı. Hayır. Mesela hiç istemedin mi? Herkes uçaklarda evlenme teklifleri etti, bilmem hayaller gerçekleştirdi. Ben erkeklerin bahçesinde böyle sade bir şekilde evlenme teklifi... Seda Hanım, o anda spontane o gelişmiş, o olmuş ve İlkay yani böyle bir adam. Ben böyle bir sen adamı de böyle bir kadınsın ettim. Galiba. Ben de böyle bir kadınım. Şu an burada bu bahçede evlenebilirim onunla. İlla çok büyük önemli olan şurası kardeşim. Neye koyarsan koy orası değil. Şurası atıyorsun tamam. Tabii o da değil. Hangi düğünü yaptığın da değil. Ne kadar lüksü olduğu da değil. O evliliği ne kadar sürdürebildiğin. Evet. Boş verin gerisi hikaye yani. Bunların hep girizgah zaten. Ama bir şansınız var bu adam evlenmek için burada. Evet. Demek ki doğru kadını bulduğuna inandığı anda bunu yaptı. İlkay neden bu kadar? Daha doğrusu nasıl bu kadar hızlı hareket etmeye karar verdin? Ben duygularımdan da Melis'ten de o kadar çok eminim ki dün annemin gelme sebebi de zaten oydu. Birazcık daha boyutları ciddiye getirmekte. Fakat farklı şekilde anlaşıldık. Birazcık tartıştık. Bugün de bu şekilde yani böyle bir sürprizle daha fazlasını tabii ki de yapmak isterdim. Her zaman her şeyin en iyisine layık sonuçta. Ellerimizdeki şartlar şu anda böyle olduğundan dolayı ve ben duramadığımdan dolayı bravo. Bunu daha hızlı bir şekilde yapmak istediğimden dolayı böyle bir sürpriz yaptım. Böyle bir şey geldi aklıma. O da mutlu, ben de mutluyum. Gün geçtikçe daha çok aşık oluyorum, daha çok seviyorum. Her gün farklı bir şekilde aşık oluyorum. Güzel. Yani anlatılamayacak bir şey yani, böyle diyeyim size. Hani duygu dediğiniz şey böyle cümlelerin içine sığmıyor bazen. Bende şu anda o cümleler yok. İnşallah bir gün olur diyeceğim ama şu anda o cümleler cümlelere bende gerek değil. De yok. Aynen bundan öyle. Sonra zaten doğru tavırlar olsun. Cümleler aklına geldikçe söyle. Bence hareketler daha çok gösteriyor sevgiyi. Biz kadınlar öyle algılıyoruz daha çok. Bakalım hep birlikte göreceğiz ama kızlara bir soracağım. Erken bulan oldu mu? Didem? Ben erken buldum. Erken buldum. Yani sonuçta niye biliyorsunuz bazı insanlar erken bulur. Belki yarın anneleriniz bile diyecek erken diye. Allah Allah. Ben muhalefet olmak için muhalefet olacak bir kadın değilim İlkay. Tabii ki belki kaldığın süre zarfında birazcık tanımışsındır. Tabii. Süre olarak evet erken. Ama bu karar erken de alınabilir, geç de verilebilir. Bir gün içinde bile doğru. Evlenebilenler var. Ama birbirlerini tanıma sürecinde ve henüz bazı bir takım tereddütleri, Didem. Gelgitleri... ben de söyleyeyim. Melis bir dakika, ben bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, bir şey soracağım. Mesela tabii. Hani dedin ya annemin de bilgisi var dedim mesela. Evet. Mesela annenin evlilik teklifinden de bilgisi var mı? Hayır. Tamam. Sana şöyle söyleyeyim. Bu evin kuralları gereğince yapmadım ben bunu. Bir de şöyle söyleyeyim. Bugün bu evin içerisinde bir nikah şahidi olsa yani bir nikah şeyi olsa, seremonisi olsa şu anda bu evin içerisinden evlenip çıkarım. Hiçbir şey umurumda değil. Çok sonuna kadar gitmek zorunda da değilim. Bu evin her anında onunla birlikte bu evin içerisinden evlenecek şekilde. Peki İlkay, evde değilsin. Dışarıdasınız. Evet. Melis'le tanıştınız. Evet. Bir aylık bir flörtünüz var. Evet. Şu duygu yoğunluğunda olsaydı yine gel evleneceğim senle der miydin? Belki ilk haftası derdim. Daha bile hızlı derdin yani. Evet. Ya, vay ben be. Şöyle bir şey söylemek ya, istiyorum. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Şimdi sizin aklen ve fikirleriniz, düşünceleriniz karşı tarafla tam anlamıyla uyuşuyorsa ve sizin eksik yanlarınızı ve sizin tam anlamıyla her şeyinizi tamamlıyorsa bunun üstüne gitmenize gerek yok ki zaten. Bak, istediğiniz şey kişi, istediğiniz kişi ben zaten yanınızda. Ben bu konuda yanınızda. En cesur insanlardan biriyim. Ben 15 dakikada da evlenirim ama şunu da göze alırım. Hayat bisiklet gibi durduğu an dengesini kaybeder. Ben sorunlarımı çünkü evlilik içinde de çözmeye devam edeceğimi bilirim. Flört, söz, nişan aşamasında zaten bunlar girizgah, 50 kişi konuşur, aileler, arkadaşlar karışır, vidi vidi vidi. Hiç umursamadın. O eve baş başa yastığa kafanı koyduğunda evine almayacağın insanların maskarası olursun bir anlamda. Aynen. Evlendikten sonra da o kadar çok uyarıcı olacak ki dışarıdan gelen maddi, manevi, fiziksel, hastalık, sağlık, para... Bunlara dayanabiliyor musun? İşte o yüzden bence diyorum ki 10 sene çıkıp evlenip 10 günde ayrılan var.
10 günde evlenip ömür boyu evli kalan var. Bu niyet işi, sabır işi, geçim işi çok az da şans işi. Seda Hanım bir şey diyebilir miyim? Tabii. Yani tekrar tekrar tebrik ediyorum iki kardeşimi de. Ve ben onlara bunu hep söylerim. Melis'e de söylerim, iyi bilir. Durdu durdu turnayı gözünden vurdu. Evleneceği adamı sonunda buldu zaten. Sen arkadaşı olarak Melis için şunu söyleyebilir misin? Melis'le ilk laf ay... olsun diye evlenir mi? Hayır, asla. Asla. Melis'le ilk ay birbirlerine biçilmiş kaftan. Seda Hanım bu kadar net söyleyeyim. Ben onları ilişkiye ilk başladıklarında da Melis'in A100'ü orada. Söylemedim mi kardeşim söyledim. Sana? Ona da söyledim. Siz dedim ister burada ister dışarıda bu ilişkiyi devam ettirin. Sizin sonunuz evlilik. Ben bunu dedim onlara. Ve çok da güzel oldu. Ve size şöyle bir örnek vereceğim. Biraz önce, bir yarım saat önce canlı yayında bağlandığımız kişileri hatırlıyor musunuz? Haydi Nur'la Batu tabii. Heh, kaç günde evlendi onlar? Onlar bu en hızlı, en son tanışıp evlenen, bizim şaşırdığımız, şu anda da artık aileleri tamamlanmak üzere olan bir çift. Gurur duyuyorum yani, o kadar mutluyum ki. Yani zamanın çok fazla önemi yok Seda Hanım. Karşındaki insanın ya doğru bu eve olduğuna giriş niyeti inanıyorsan... Kesinlikle ve kesinlikle hiç korkmadan gireceksin o işin içine. Hayır, zaman bazı şeyler hatta... İyi gelmiyor, öldürüyor. Eskiler evet. Şey der, tabii sizinki çok çok daha azı uç bir şey de hemen böyle 6 ay içinde nişan nikah yapılsın. Hayırlı söz iş. Nişan uzatılmasın. Hayırlı çünkü bekleyen her şey derler. Evet. Eskiler öyle uzatmaz mesela. Her şey aslına dönecek ve biz de göreceğiz. Hayırlı olsun şimdiden. Çok teşekkür ederim. Hadi yarın görüşürüz. Hoşça kalın beyler. Melis, İlkay eşeğini sağlam kazağa bağlıyor. Çünkü biliyor ki sen onu delirdiğinde atacaksın. Hep yanlış anladık birbirimizi ve iletişim kopukluğu oldu. Tuğçe benim hayatıma iki girdi. Çünkü Tuğçe bana huzur veriyor. Programın sonuna geldik. Kadın halen seninle yarış içerisinde. Beddualar mı etmedi? Laflar mı saymadı? Yaparlar, demediğini mi bırakmadı? Onur içe sayır. Ben seni çok özledim. Ben de bunu söyleyecektim, oraya gelin. Benim tarafımdan Melis'le aramdaki ilişki hiçbir zaman bitmeyecek. Gerçekten arkadaş olduğuma bin pişmanım. Çok hatalar yaptım. Ben sen benim hayatımda hata olma. Vay! Aşkım renkler harika ya. Hayırdır nikah mı kıyılacak? Hadi kırsınlar da görelim çok yürekleri varsa. Çift olarak biriye gelip millet dedikodusu yapıyorlar. Ben Metin'i 22 yaşında olduğuma kandırdım. Bana bir tek sen gerek, sen demek, ben demek. O zaman evliliğinizde de gelip söyleyeceğim, tamam mı? Tamam. Aa, çok sevindim. Tek yürek. Hissediyorsun. Çok değişik. Hiç tahmin eder miydin? Göç altına. Asla. Onları çok severekten bunu kesip ömür boyu mutluluklar diliyorum. Artık doğsun zaten 10 çocuk istiyorum. Çocuk mocuk yapmayacağım herhalde. Çok